sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydı. Ay, kıyamam. Kızlarınızı buldum. İyi ki buraya gelmişim. Çok samimi söylüyorum. İyi ki siz var. Operasyonda ikinci gün. Teknik takipte Niyazi Hasan'ın kaybından da bahsetmiş. Sıra Hasan Kiraz'ın kaybında. Bu çocuk bu paralar alınsın diye mi ortadan kaybedildi? Yoksa ortadan kayboldu diye sigorta parası çalındı mı? Önce iki şüpheli, sonra canlı yayında abi Hüseyin. Ekipler stüdyomuza da giriş yaptılar. 15'te sensin. Sorgular. Benim de hatalarım oldu demiştiniz. İfadeler. Hasan Kiraz'ın kaybıyla ilginiz var mı? Sakarya'daki Hasan Kiraz operasyonunun ayrıntıları az sonra Müge Anlı'da. Samsun'da sıcak saatler. Yayınımızın ardından harekete geçildi. Polise yalan ifade vermek demek, polisten bir şey saklamak demek. Polise yazdım, inkelemiyorum, yazdım ve kızına da birkaç kelime yazdım. Daha sonra da emniyete teslim edildi telefon. Bir dakika, telefon sinyalini takip edip gelip sizden alıyorlar. Kendi rızasıyla gitti, izlenimi yaratmaya çalıştınız. Emniyette, ailesinde, arkadaşları gözünde. 42. günde operasyon. Şimdi diyorsun ki Kenan'la gitti. E kim inanır? Siz haklısınız. Arzu Aygün'ün kaybıyla ilgili sıcak gelişme az sonra Müge Anlı'da. 2014 yılında Avusturya'dan Türkiye'ye dönüş yapan iki çocuk annesi gurbetçi Arzu Aygün 17 Aralık'ta yaşadığı Samsun'da kayboldu. Hayatından endişe edilen genç kadının cep telefonundan kayıp olduğu sırada kızına gelen mesajlar dikkat çekiciydi. Kızı Nazlı'nın telefonuna beni rahat bırakın ben iyiyim şeklinde bir mesaj geliyor. Kız tabii şaşırıyor. Tamam madem sensen diyor mesaj ara o zaman beni diyor sesini duyayım. Telefonum bozuk ses gelmiyor o yüzden seni arayamam demiş. Kızlarının sesini duyamayan Seyfullah ve Semin Aygün'ün şüphelendikleri kişi ise aynı zamanda akrabalar olan kızlarının arkadaşı Muharrem Coşkun'du. Muharrem'in benim kızımın nerede olduğundan haberi %100 var. Muharrem çıkaracak benim kızımın nerede olduğunu. Ölü veya diri Muharrem'in elinde benim kızım. Arzu Aygün'ün annesinin ölü ya da diri kızım onun elinde dediği sevgilisi de yayınımıza bağlandı ve 6,5 yıldır birliktelik yaşadıklarını kabul etti. Benim 5 yıldır 6,5 seneden beri Arzu Hanım'la birlikteliğim vardı efendim. Ben ona 200 bin lira para verdim demişsiniz. Parça parça her zaman elden verdiğim para. En son verdiğim 5000 TL para var nakit olarak. O, en son. O verdiği değil benim kızımdan aldığı boş paralardır onlar. O gün hangi niyetle buluştunuz Arzu'yla? Arzu'nun birisinden alacağı vardı. Bu konuda benden yardım istemişti. Onu almaya gitmek için görüştü kendisiyle. Gittiniz mi? Gittik. İsmi neymiş alacağının olduğu kişi? Orhan. Dediği sadece şu oldu. Daha sonra görüşürüz. Oradan çıktıktan sonra Termin istikametine geri geldim. Ankara yolundan beri döndüm. Sonra Arzu nasıl o iki arabayla buluştu? Bulunduğumuz yerde biz araçla konuşurken o evden çıktıktan sonra Ömrevleri durağında eski fırın dediğimiz noktaya geldik. Orada boş bir alan var. Araç park yeri gibi geçiş yolu. Orada arabada beklerken orada konuşuyoruz. Anlatıyordu bana. Muharrem bak ben Kenan'dan 20 milyar para aldım. Benim bu parayı ödemem lazım. Senden aldığım paralarla bir çoğunu onlara vermek zorunda kaldım. Ne oldu? Zor durumda kaldım dedi bana. Arzu sen ne yapıyorsun? Sen iyi misin dedim. O sıra Arzu'nun kendi telefonu değil farklı kullandığı bir telefon vardı. O çaldı. Muharrem ben gidiyorum. Kenan beni arıyor dedi. Kenan'a bulunduğu yeri söyledik. Sanki Kenan da oradaymış gibi 5 dakikada damladı zaten. 2 tane araç geldi. Arzu araçtan aşağı inerken telefondan asıl kullandığı telefonla flash belleği bana bıraktı. Koşa koşa diğer arabaya bindi gitti. Şimdi kadın ortada yok. Ben de size diyorum ki bu sadece bir erkek olarak nitelemiyorum. İnsan evladı olan hiç kimse yanındaki kadını ya da adamı yanıma araba yanaştı da verdim demez. Ben size görüneni söylüyorum. Ama bu sizin anlattığınız öyle aşıktık, sevgiliydik, kuzendik, bana fikir danışırdı. Bunlar buraya oturmuyor. Bence sizin de doğruyu anlatmanız gerekiyor. Böyle olamaz. Ya garip garip şeyler konuşuyoruz. Sonra neyse siz oradan götürdünüz onu. Sonra da nereye gittiniz en son? Normalde ben Arzu'yu eve bırakacaktım. Ama ben Arzu'yu Kenan'ın arabasına binip gidince ben de kendim çıktım geri geldim ağlayarak. Zaten hatta bir 10-15 dakika kadar orada kaldım. Ağlayarak. Evet. En çok merak edilen ayrıntıysa 17 Aralık'tan bu yana kayıp olan genç kadının telefonundan kızı ve babasına gönderilen mesajları kimin attığıydı? Aynı
aynı cep telefonu numarasıyla kızıyla, babasıyla ve başka arkadaşlarıyla yaptıkları telefon mesajları var. Bu mesajları siz attınız. Benim yazdığım mesajlar var ama benim yazmadığım mesajlar da var. Bunu yani mesajları, bir dakika sakin. Mesajları siz attınız kızına ve babasına. Avusturya'dan yayınımıza katılan Arzu Aygün'ün yakın arkadaşı ise çok daha farklı değerlendirmelerde bulundu ve genç kadının sevgilisinin doğru söylemediğini ileri sürdü. Kiminle konuşup konuşmayacağını dahi Muharrem söylüyordu Arzu'ya. Para mevzularıyla ilgili ne biliyorsunuz? Arzu buradan altınlarıyla gitti. Arzu ona para vermiştir. Muharrem Bey'in her söylediği şey yalandır. Arzu Aygün'ün kaybıyla ilgili asıl çarpıcı olaysa polisin kayıp olarak aranan kadına attığı mesaja sevgilisinin yanıt vermesiydi. Emniyetten bir yazdılar mesaj. Emniyete bir cevap verdim. Daha sonradan... Emniyete nasıl bir cevap verdiniz? Arzu Hanım muhakkak bize ulaşın. Ben şu anda müsait değilim. Ulaşamam, arayamam. Bulunmuyor yerde telefon yok diye yazdım. Polis mesaj yazıyor. Arzu Hanım ben polisim, bizi ara diyor. Evet. Siz de ona evet. Ben şu an müsait değilim, arayamam mı diyorsunuz? Evet, yani aynen öyle yazdım. Aynısını zaten emniyete de bildirdim zaten mesajları. Valla siz hala nasıl böyle dışarıda telefon açıp bir anda konuşuyorsunuz ben hakikaten anlamıyorum yani. Neden emniyeti arayıp sizin aradığınız kişinin cep telefonu benim elimde, İsterseniz ben geleyim bildiklerimi size anlatayım demediniz? Sadece ben Arzu Hanım'dan haber gelir diye bekledim. Haber gelmeyince de zaten daha sonra da emniyete teslim edildi telefon. Hayır, emniyete yalnız şöyle teslim ediliyor. Telefon sinyalini takip edip gelip sizden alıyorlar. Siz polise şunu dediniz. Polisler beni aramayın. Polise yalan ifade vermek demek polisten bir şey saklamak demek. Arzu'nun başına siz bir iş getirdiniz. Emniyeti bu şekilde kandırma yoluna gittiniz. Sadece polisi değil, kayıp 35 yaşındaki kadının kızını da gönderdiği mesajlarla yanılttığı ortaya çıktı sevgilisinin. Polise yazdığımı inkar etmiyorum. Yazdım ve kızına da birkaç kelime yazdım. Kızına ne yazdın? Anne neredesin? Ne yapıyorsun? İşlerim var. Şu an Trabzon'dayım diye yazdım. Bu kadar. Bak. Peki siz niye bu ifadenizi verirken geldi de biz otoyolda duruyorduk da iki araba geldi de Kenan aldı götürdü demediniz? Evet orada söylemedim. Neden? Vermedik ifade. Arzu Hanım'dan haber alın, bilginiz var mı dedi. Hadi yok dedim. Niye polisi yanıltıyorsun? Zaman geçsin diye oyalanmak için. Şimdi diyorsun ki Kenan'la gitti. E kim inanır? Siz haklısınız. Ailenin avukatı Özlem Sezgin Azal'dı aramızda. Canlı yayında da Muharrem Coşkun var. Yayına da bağlandı. Savcı Bey'le yaptığım görüşmede yeterli delil bulunamadığı için takipsizlik kararı verildi. Ama bizim tabii ki itiraz süremiz var. Yayını delil olarak gösterip tekrar davamızın görülmesini talep edeceğim. İlişkileri boyunca genç kadını hep koruduğunu savunan erkek arkadaşı Muharrem Coşkun'un 11 gün boyunca kayıp kadının telefonunu neden polise teslim etmediği merak konusu oldu. Telefonu neden elinde tuttuğunu 11 gün boyunca elinde tuttuğunu ve çeşitli mesajlar attığını bize açıklamıyor. Siz 11 gün mü beklediniz Arzu'yu? Evet ben bayağı bekledim Müge Hanım. Siz ne olmasını bekliyordunuz? Ben sadece Arzu Hanım'dan haber bekledim. Hani bana muhakkak geri döner veya bir başkasına geri döner diye haber bekledim kendisinden. Tamam bir gün bekledin. 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gün. Arzu Aygün'ü yaşıyor gösteriyorsunuz. Samsun'daki asayi şube memurlarının da görevini yapmasını engellediniz. Bellekte yer aldığı iddia edilen şikayet dilekçesini gerçekten de Arzu Aygün mü yazmıştı? Abdullah Kenan işten şikayetçiyim diye size verilen flash diskte böyle bir dilekçe olduğunu söylüyorsunuz. Ben şimdi size soruyorum bunun hangi bilgisayarda yazıldığı ortaya çıkar. Siz mi yazdınız bu yazıyı? Hayır ben değilim efendim. Enteresan bir şekilde bu çok düzgün bir şikayet dilekçesi. Üstelik polislere ne söylediyseniz bu dilekçede de bu var. Evet. Doğup büyüdüğü Viyana'dan ailesinin memleketi Samsun'a yerleşen genç kadının akrabası olan erkek arkadaşını birlikte oldukları 6,5 yıl içinde 8 defa şikayet ettiği de öğrenildi. Şimdi sizin aranızda 6, 7, 8 tane dava olmuş aranızda. Kadın sizden şikayetçi oluyor. Evet. E nasıl evet? Arzu beni birçok kez şikayet etti ama daha sonra kendi gönlü rızasıyla ifadesini geri çekti. Hmm. Sadece insanların ve tanıdıklarının çok gazına geldiğini, onların kandırdığını ve onların bir kirli hareket ettiğini söyledi. Müdahale etmek istiyorum. Zaten şikayetini çektiği dosyalar düştü. Ama şu an açık olan iki tane devam eden ceza dosyaları var. Ve bunlardan bir tanesi tehdit, hakaret, darp. Sen dövüyor musun bu kadını ya? Dövdüğüme dair hani darba dair bir belgeler, bir şeyler sunulsun biz de söyleyelim. Ama biz hiçbir zaman öyle dövme, vurma, kırma değil sadece ağız kavgaları veya tartışmalar diyelim. Çoğunlukla zaten tartışmalarımız telefonla oluyordu. Evli ve iki çocuk babası Coşkun'un yıllardır birliktelik yaşadığı sevgilisinin cep telefonu görüşmelerini takip ettiği de öğrenildi. Kişisel verilerin izinsiz olarak kullanılmasından kaynaklı Arzu'nun şikayet ettiği bir dosya daha var. Aa.
Arzu Hanım'ın telefonu sürekli olarak kurcalanıyor, dinleniyor, takipte. Hem o hem ben sanal alemdeki şifrelerimizi ve self-service şifrelerimizi hepimiz birbirimizinkini biliyorduk. Peki o zaman niye şikayet ettin? Şifre veriyorsunuz, neden şikayet dosyası var? Ben diğer bir dosya olarak konuyu değiştirmeyeceğim. Bir olay anlatacağım sadece kısa ve öz. Arabada bana dedi, Arzu dedim bu Kenan'a 20 milyar bone bir borçtan bahsediyorsun. Yani bu para nasıl ödeyecek? Bu oyuna bana karşılıksız diyorsun. Bana dediği şey oldu. Ben Kenan'la dedim mecbur kaldım. Kenan'la birlikte oldum dedi. Sonra dedim Arzu sen ne diyorsun? Daha sonradan gülümsedi. Ben sana dedi şaka yaptım dedi. Dedim Arzu bu işin şakası olmaz. Sonra ne olduysa 10 gün sonra tekrar buluştunuz. Sonra bu kadar kıskanç biri olduğunuz iddia edip o kadını durduğunuz yerde iki tane araba geliyor bırakıyorsunuz. Hikaye bu yani. Yerseniz evet diyorsun efendim. Yani anladım. Evet efendim. Zaten bu hanımefendinin öyle kendi başına gidip bir yerlerde parasız pulsuz dolaşacak ya da kaçacak bir durumu da yok. Evet. Sen Arzu'nun Kenan'la beraber olduğunu anladığın noktada da bir öfke patlaması yaşadın demek ki. Mutluluk da hüzünde. Hayatın olmazsa olmazı. Önemli olan anı yaşamak, güzellikleri paylaşarak arttırmak. Olaylar karşısında gücünüzü yitirmeyin. İyi insanlar birlikte olursa tüm zorlukların üstesinden gelinir. Nasıl yapacağız şimdi? Efendim günaydın. Dün yayınımızın ardından 17 Aralık'tan bu yana kayıp olan 35 yaşındaki Arzu Aygün'ün sevgilisi olduğunu söylenen, gerçi o hoş kabul etmedi ama... Sevgilisi olduğu söylenen Muharrem Coşkun yayınımızın ardından gözaltına alındı. Gözaltındaki sorgusunda Arzu'yu öldürdüğünü ve bir yol kenarına attığını itiraf etti. Evet, terbiyesiz adam. Biliyorsunuz bir dolu yalan uydurmuştu yayında. O geldi aldı, bu geldi aldı, şu geldi aldı. Gerçekten bahsi geçen iki kişinin de emniyet bugüne kadar ifadesini almıştı ama hiç oralara sıra gelmedi. Çünkü biz hiç zaten Muharrem'in saçma sapan anlatımlarının ötesine geçememiştik. Ondan bir başkasına gidememiştik. Hatırlarsanız demişti ki geldi yanıma, iki tane de araba durdu. Kenan diye birine ben verdim, gitti. Nasıl olabilir? Hani işte inanırsanız... Böyle ve 42 günün sonunda dün biliyorsunuz Özlem Hanım da buradaydı, avukatı da buradaydı. Ne yazık ki kayıpla ilgili takipsizlik kararı verildiğini söylemişti. Yeniden bu programı delil göstererek başvuruda bulunacaklarını söylemişti. Ama hiç ona gerek kalmadı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü yayının hemen ardından Muharrem Coşkun'u gözaltına aldı. İtiraf da gecikmedi. Gözaltına alınır alınmaz itirafını yaptı, yer gösterdi. Arzu'nun cenazesi... bulundu. Öncelikle başınız sağ olsun. Allah yardımcınız olsun. Nurlar içinde yatsın evladınız. Daha çok genç. Biliyordunuz ama... 35 senemiz boşa gitti Müge Hanım. Biz onu durduramadık. Ama bilemiyorum. Bizi kimse de anlamadı. Savcılar anlamadı. Asayişteki polisler anlamadı. Biz derdimizi onlara açtık. Aman dedik. Telefonu buldunuz. Bu bizim kızımız bu adamın elinde... Elinizi çabuk tut. Asayiş diyor ki savcı bize talimat verdi. Biz bunu yapabiliyoruz. Yani bu savcı... Ama belki bu söylediğim söz savcılara ağır gelebilir. Evet. Ama döner sandalyede oturup da o döner kendim özel olarak da gittim yine Samsun Adliye'ye, savcıya yalvardım. Bak dedim benim kızımın telefonu bulunmuş, polislere gidiyorum, bunlar bir şey yapamıyorlar. Ben size geldim, efendime söyleyeyim, az dışarıda bekle dedi. Deniz evlerindeki polis karakolundan bilgi istiyor beyefendi. Tamam dedi, kızın aranıyor dedi, 35 yaşında dedi, büyük dedi. Tamam biz de boynumuzu büktük geldik. Beyefendiler yani kayıp aile bak çocukları kayıp olan ailelere beyefendiler yukarıdan bakıyorlar. Bakmazlar. Evet bakıyorlar. Yok baktılar. Yok bakmazlar. Hiçbir savcının benim korumama ihtiyacı ben yok dedim ama. Ki, öldürülmesinden şüpheleniyorum. Nereden biliyorsun diyor bana. Aynen bu şekilde. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum evet sen nereden biliyorsun öldürülmediğini? Hani insanı... Bilemediler işte.
Bilemediler. Tamam. Müge Hanım, bir de insanı böyle resmen dışlayarak insanı tamam. Kapı siz dışarıya çok, ediyorlar. Siz çok üzgünsünüz. Çok, evet, çok zorunuza üzgünüz. Gitti. Sizin sözünüz alınılmaz. Savcıların da benim korumama ihtiyacı yok. Ama tabii ki bir işleyiş yürüyor. Bazen ne yazık ki ben de sizin ama gibi isyan telefon, ediyorum. Belgeler, bilgiler bir araya adamın, yeterince hızlı toplanmayınca telefon, böyle güzel olaylara mahal çıktığı zaman bu, benim kızım ortada yoksa kimdir? Bu adamdır. Bu adamın ifadesi alınıp salınıyor. Savcı bey talimatıyla salınıyor. Polisler bana böyle söylüyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Savcı talimat verdi, biz saldık. Ben ne yapayım şimdi? Ben gitmediğim yer kalmadı. Ben ta yok, yok. En sonunda avukat hanımla beraber 21 Ocak'ta verdik. Beyefendi 3 günde takipsizlik verdi. Hadi şimdi vicdanı varsa uyusun. Şöyle, tamam, benim kızım öldürülmüş. Şöyle söyleyeyim, gittiği zaten gün o gün hayatını kaybetmiş. Hani evet. Biraz daha hızlı davranılsaydı da durum değişmeyecekti. Çok da yalvardık Müge Hanım. Çok da ricada bulunduk. Asayişte olsun, savcılıkta olsun ama maalesef. İlk dedikleri kelime kaç yaşında? 35'inde yetişkin, erişkin. Ona sizin dedim karışma yetkiniz yok. Erişkinler öldürülmüyor mu? Aynen bu kelimeyi söyledim bağıra bağıra. Yetişkinler de öldürülüyor dedim yani. Tamam, kendi isteğiyle gitmiş bile olsa şu anda benim kızımın telefonu var, kendisi yok. Ama dinlemediler. Şurada katılıyorum. Telefon evinde çıktığında ve polise mesajları bile, evet, arzuymuş gibi mesaj attığı noktada evet gözaltına alınmalıydı. Mesajları bile orada size söyledik, sonuna kadar verdik, katılıyorum. Evet. Ne yazık ki bu ülkede o kadar çok böyle bu kaçma olayını adet haline getirip o kadar çok kaçan, yok kocasına, yok sevgilisine, otusuna busuna var ki, o kadar çok var ki işte sapla saman bazen ayırt edilemiyor. Yoksa kimse böyle bir şey olsun istemezdi. Herkes görevinin başında, herkes görevini yapıyor. Sonuçta evet, bu gözaltı da savcının talimatıyla yapıldı. O, oturdukları sandalyenin hakkını versinler. Gerçekten rica ile bunu yok, yapsın, söylemek yapmıyor isterim. Demiyorum. Bizden ama başka daha çok canlar yanıyor, yanacak. Gerçek söylüyorum, hakkını versinler. Orada maaş alıyorlar. Evet, ekmeklerini oradan çıkartıyorlar. Rızıklarını oradan çıkartıyorlar. Yapıyorlar, doğru. Yapıyorlar. Çok üzüntülüsünüz dediğim gibi. Dün takipsizlik verildiği için ailenin de bu isyanını haklı görmek lazım. Özlem Hanım da benzer bir isyandaydı dün. Ama sonuçta bugün de olup biten her şey Sayın Savcımızın talimatıyla oldu. Onun da altını çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Buyurun Özlem Hanım. Ben öncelikle biz buraya bu ihtimali düşünerek geldik. Yani en kötü ihtimal gözümüzde canlandı ama dün akşam haberi aldığımız anda bir şok yaşadık. Gerçekten çok üzüldük. Acılarını en derinden paylaşıyorum çünkü zaten onlarla beraber ben de onların çilesini gördüm, seferberliklerini gördüm, nasıl aradıklarını, çaresizliklerine şahidim. Aynı şekilde buraya başvurduk, gerekli yerlere başvurduk, takipsizlik kararı aldık. Öncelikle başsağlığı diliyorum, kendilerine sabır diliyorum. Allah razı olsun. Evladı var iki tane, onlara sabır diliyorum. Daha sonrasında yayınımızı ihbar kabul edip değerlendiren Cumhuriyet Başsavcımıza ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne öncelikle çok teşekkür ediyorum. Daha sonrasında size Müge Hanım, gerçekten sabrınıza, çalışmanıza, ekip arkadaşlarınıza, saygıdeğer hocalarımıza, ben buraya geldim, bu emeği kat ve kat gördüm. Geceniz gündünüz yok. Sağ olun. Tüm Türkiye adına çok teşekkür ediyorum. Olayımızı iki günde çözdünüz. Allah biz razı olsun. Biz 42 gündür bunun emniyet çözdü efendim, öyle söyleyeyim. Emniyet çözdü. Evet, emniyet aldı ifadesini. Emniyetteki arkadaşlarımız, savcılık, gerekli yayını ben zaten delil olarak sunacağımı söylemiştim. Biz gerekli başvurularımızı yapacaktık ama maalesef bizim önümüzde bazı engeller oluyor. Süre engeline takılıyoruz. Bu yayını siz yapıyorsunuz ama tüm Türkiye aynı anda ihbarda bulunuyor, delil topluyorsunuz ve bu deliller ve sizin yayınınız bizim dosyalarımızın daha hızlı çözülmesine neden oluyor. Amacımız o yüzden zaten bu yayın çok çok önemli. Bir sürü olayı çözdünüz. Maalesef bizim olayımız da bu şekilde çözüldü. Çok üzücü çok oldu. Üzgünüz. Gerçekten. Ama Allah size razı de çok teşekkür sizden ediyorum. Çok teşekkür sizlere ediyorum. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Yani sonuçta onlar da yayını ihbar kabul ettiler. Gerçekten televizyon ekranındaki açıklamalar ihbar kabul edilir. Bu böyledir. Evet. Evet. Ha ihbar eden kabul eden olur, kabul etmeyen olur. Ona da biz karışamayız. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır ama yayını ihbar kabul edip katilin
katil zanlısını. Katil zanlısı artık itiraf ettikten sonra da katil zanlısı demenin de bir anlamı yok herhalde. Yani katilin direkt zaten katil, yaptığı direkt katil. Bunun o çelişkili başka ifadeler bizce herkesin kamuoyunda yetkililerin de dikkatini çekmişti. Dediğim gibi kayıp şube dün yayının ardından yine sayın savcımızın talimatıyla gitti, gözaltına aldı. Zaten emniyete getirilir getirilmez de dökülmüş ve ayrıntılarıyla cinayeti anlatmış. Aynen burada konuştuğumuz gibi. Bir de aslında yer göstermiş. Efendim? Bir de yer göstermiş. Yer de gösterdi. Cenaze de bulundu. Zaten ekip arkadaşlarımızdan muhabirimiz Zeynep Öncüler Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde Muharrem Coşkun'un bugün Samsun Adliyesi'ne sevki bekleniyor. O konudaki gelişmeleri bize aktaracak. Diğer muhabirimiz Pembe Koç da Samsun Terme'de cenazenin bulunduğu Gökçedağ mevkiinde gece saatlerinde keşif yapıldı. Bugün bize olay yerini de göstereceğiz. Gösterecek Selma Öztürk ve Leyla Öztürk. Komşuları da muhabirlerimizin yanında, onların da açıklamaları var. Ben sizlere başsağlığı diliyorum. Evlatlarına sabırlar diliyorum. Çok üzücü. Hem birini öldürüyorsun, hem birini öldürdükten sonra onun cep telefonundan namusunla, şerefinle ilgili namussuzca, şerefsizce yazıları yazmış gibi, yazmışsın gibi birilerine mesajlar atıyorsun. Çok çirkin bir şey. Bir, yani o kızın aklında annesinin kendisine o şekilde mesaj gönderdiği kalsın istiyorsun. Hiçbir anne evladına ben gittim de onunla bununla şunu yaptım, bununla bunu yaptım, ben artık bilmem ne oldum diye mesaj atar mı? Zaten mümkünatı yok. En fazla sinirlendiğim noktalardan biri de buydu. Efendim, ağlarsa işte ana baba ağlıyor. Çok üzüldüm dün siz haberi aldıktan sonra bandı izlerken. Annenin acısı zaten tarifsiz. Sizin de ağlarken önüne geçemedim, evet, mani olamadım bana, diye isyanınız var. Ona çok içim yandı. Allah yardımcınız olsun. Durduramadım, durduramadım ama beni durduran kanun oldu. Yani bir çocuk ateşe gidiyorsa onun elinden ana baba tutabilmeli. Tutamıyor. Niye? Kanun engel oluyor. Ama avukatlar burada. Evet. Bir ne çocuk kanun, Seyfullah, hayır ama Seyfullah bir çocuk ateşe gidiyorsa onu tutmam, yani buna engel olmamız lazım. Düşmeden önce, düştükten sonra biz böyle ağlarız. Buna kanun bir şey yapamaz. Bunda, bizim gibi daha nice ana babalar hayır, yaptı. Ama gidişat belli. Ben kızıma söyledim. Çok defalarca ana babaların ocağı kızım dedim, bak geç karşıma, rampa aşağı giden kamyon freni patlamış kamyon gibisin dedim. Bu kamyon çok kötü toslayacak dedim. Söylediğiniz ama yapamadınız bir şey. Yapamadım. Yapamadınız. Evet. Herkes kendi kaderine koşuyor. Keşke böyle ama olmayaydı. Ama çokları da benim hakkımda diyor ki kızını serbest bıraktı, sağa sola gidiyor. Evet. Ay, en yakınlarım bunu söyledi. Söylüyor da. Boş verin. En ya yakınlarım. Evet. Ama ben durduramadım, susturamadım. Koşturamadım. Vallahi Seyfullah Bey, böyle olaylarda anababaları kınayanlara Allah'ım yine de vermesin aynı benim şeyi. Benim tarafından en yakınları bana şöyle şöyle dediler. Ne diyeyim ben şimdi size? Ne yapacaktın 35 yaşında bu kadına? Katil, bu katil hani benden başka daha kaç tanesiyle oluyor bitiyor diyerekten yaymış ya cümle aleme. O gözden de bizim millet hep dışladı yani. Biz kızımızı vallahi katilin sözüne göre değerlendirmeyeceğiz katledileni. Evet, maalesef. Bir gün olur o konuşanların başına da gelsin derim. Gelmesin ama gelmeden Allah anlamayı nasip etsin. Amin. O yüzden empati denen Allah şey budur versin yani. Amin. Herkese şuur versin. Kolay bir mevzu ama değil. Kolay insanın değil da ciğeri bir yanınca evlat, yani kolay yetişmiyor. Ama ben bu konuda tane, sizin kendinizi tane suçlamanızı doğru bulmuyorum. Sizin yapabileceğiniz evet bir şey yoktu yani. Evet, en yakınlarım. Hem hanımın yakınları hem benim en yakınlarım. Ya kan bağım ya. Aynı soy ismi taşıdığım kişiler ya. Ne aynı anadan, deseydin aynı babadan olmak. Hayır, sorsaydı Seyfullah amca. Ne sen soracağım ki anlamayan insana ya. Hayır, ne yapacak, ne yapabilirdi? Kızına sahip olmuyor böyle böyle diyor nasıl adam. Nasıl sahip olacak? Arkadaşım ben sahip olamadım da o da olamadı. Yani bir tek kadın yapınca mı oluyor? Erkek yapınca olmuyor mu? Namusu şerefsiz olmuyor mu erkek? Hayır, sen 35 yaşında kadına nasıl sahip olacaktın baba olarak? Ne yapacaktın? Zincirleyip eve mi bağlayacaktın? Evet, keşke yapabilse yani kanun müsaade etseydi de yapabilseydi. Ama müsaade etmiyor kanun. Ben bir şey yapmaya kalksam hadi güle güle diyor. Evet, bugün 15 yaşındaki çocuk bile eğer ben annemi babamı istemiyorum dediği zaman bile belli. Ama yapamadık, beceremedik. Ben babalığı beceremedim.
Ay lütfen öyle düşünmeyin. Hiç öyle şey olur mu? Tamam. Tamam. Kızım aksiydi. Evet çok aksiydi. Durduramadım. Ama o benim arkamda olduğu zaman bense kendimi bir daha yaslanmış gibi hissediyordum. Çok aksiydi. Durduramadım. Ama yanımda olduğu zaman gerçek söylüyorum. İnanın bana. O pisliği, o katili tercih ediyor. Arkamda gerçekten sonra bir dağ var hissediyordum. Ben şimdi gerçek söylüyorum. Koskoca bir dağ kaybettim. İster inanın. İster inanmayın. Ama aksiydi. Ne yapayım? Durduramadım. Durduramadım ki ne yapayım ben? Nereye gideyim ben şimdi? Beni ama kimse anlamadı. Hiç kimse anlamadı beni. Ben sizi anlıyorum ama durduramazdınız. Anlamadılar beni. Nasıl durduracaktınız? İşte dün akşam da haber alır almaz hep aynı feryatları etti anne baba. Tam 42 gün önce kaybolan kızlarından gelen acı haberle yandı anne baba yüreği. ...35 yaşındaki kızlarını bir cinayete kurban veren Seyfullah ve Semine Aygün'ün tek dayanakları yine kendileriydi. Ne yapacağım ben şimdi, ne yapacağım? Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Ben de yapayım mı? Benim kızım o adam nasıl öldürdü? Hayatının baharındaki tek kızlarını bir cinayete kurban vermenin acısını yaşıyorlardı. Benim kızım daha gelmez ki. Ah yavrum benim. Ah kızım, ah kızım, ah kızım. Biz kendimizi toparlamazsak o iki yetime kim bakacak, kim sahip çıkacak? Affet Allah'ım, ben engel olamadım ya Rabbim. Of, bu ne büyük acı ya Rabbim. Onun yaptığını ben biliyordum. Bu adamla hiçbir yola çıkılmaz dedim. Geriye çekil dedim. Anne yapamıyorum dedi. Yapamıyorum dedi. Ya beni öldürecek ya çocuklarımı öldürecek dedi. Çok uğraştı benim kızım kendini kurtarmak için. Çok uğraştı ama el vermedi. İnsan sevdiğini öldürmez. İnsan sevdiğini sömürmez. Beni evladımdan kopardı. Evladımı da evlatlarından koparttı. En büyük cezayı almasını istiyorum. En büyük cezayı. Hiç gün yüzü görmesinler yani diyecek insan hiçbir şey bulamıyor. Şimdi o kişi ya ben idam olmadıktan sonra benim gönlüm soğumaz. Ha idam olsa bile benim yine ateşim sönmez. Evet. Ama bir an önce bilmiyorum burada benim gibi babalar çok feryatlarını gördüm, dinledim. Kızının orada resimlerine kimdi o bir baba vardı ya, bir kızı cinayet öldürmüştü de tutulmamıştı o kabadayı falan. Aleyna vardı. Onun babası evet çok feryat etti. Çok benim gibi çok da feryat etti. Evet ben de feryat ediyorum. Suçsuz yere suçlu bile olsa yani bir insanı öldürenin cezası ölüm olmalı. Ben bunu düşünüyorum. İnsanı öldürenin cezası ölüm olmalı. Ki ben de ölürüm diye o kişi başka yapacak kişiler vazgeçsin. Yoksa mümkünatı yok. Daha benim gibi babalar, analar çok ağlayacaktır.
Evet, ağlayacaktı. Çok niye? Yuvalar yıkılacak. Çünkü ölen şimdi öldü gitti. O şimdi hapishanede yiyecek, içecek, nefes alacak, su içecek, gezecek, tozacak. Hapishanede olsa bile yaşayacak, nefes alacak. Neticede yine bir çıkma ümidi olacak. Belki de çıktığı zaman da bizim karşımızdan böyle gezecek yani. Gel sen de beni öldür der gibi. Ne yapayım ben? Ben ne yapayım şimdi? Yani ben ne yapabilirim şu anda? Yapacağım hiçbir şey yok. Bitti. Kızımız gitti. Onun da iki tane evladı var. Ne olacak? Yazık değil mi? Evet. Yerinde dur. Ben daha ilk yerine çıktığımızda söyledim. Çok hareketli. Efendime söyleyeyim. Çok sahiplenen birisiydi. Her şeyi bir anda yapmak isterdi. Ama olmuyor. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Ben ona yüzlerce defa söyledim. Sakin olacaksın. Sabırla. Kanaatle. Yani bugün çalışıyorum. Ben hemen patrona gidip benim aylığımı ver diye bir olay yok. Ben bunu birebir söyledim. Bir ay çalışacaksın ki bir ayın sonunda aylığını alacaksın. İki gün çalışayım ben gidip aylığımı alacağım diye bir olay yok. Ama benim kızım çok aceleci idi. Ve evet, acele etti. Çok acele etti ve 35 yaşında gencecik. Ben daha bir şey demiyorum. Hani Allah'ın rahmetiyle gitseydi, şu dünyadan göç olup gitseydi. Yani insan Allah'ın indinde, Allah verdi, Allah aldı derdi. Yani yine Allah aldı canım, böyle düşünüp... Yok hani şimdi buna ne dersin? Katilin aldığı tabii. Cana ne söyleyebiliriz? Yok, o yine ona nasıl bir cevap bulamayacağız? Bunu da yani. Çok düşünüyorum. Bir türlü kendime yediremiyorum. Ya bir şey söyleyeceğim, bir de hata dediğiniz ne yani? Dediğiniz gibi niye hatayı hep kadınlar yapıyor? Evet. Hata dediğiniz evet. O Viyana'daymış, ayrılmış. Burada da kuzeniymiş zaten. Ben de eşimden boşanıyorum demiş. O da boşanma davasını açmış. Beklemişler boşanma davasının bitmesini. Bitmemiş. Hayır, ben boşansa sonrasında bile. Sonrasında da ayrılamamışlar. Yani kesin hata, kes. Hata, o zaman bakın her cinayette o zaman bir hata bulabiliriz. Aynen. Benim şuradaki şu oturmamdan rahatsız olursunuz siz, beni öldürürsünüz. Dersiniz ki ben onun bu şekilde oturmasını istemiyordum da şöyle oturmasını istiyordum. Şimdi biz eğer her cinayeti bahane aramaya kalkarsak o yani. Hayır. O zaman herkes bir beni öldürsün yani. Bunu da söyledim. Olur. Ben kızıma bunu da söyledim. Edilemez. Bak kızım dedim. Bu adam karısı var. Boşanmamış bu biri. Boşanmış olsa bile dedim. Ben buna... Hiçbir zaman gönül rızası göstermeyecek. Hiç istememişsiniz evet. Hiç. İstemedik evet, çünkü ne olduklarını biliyoruz babasının da oğlunun. Görünen oğlum. Kılavuz, görünen köy kılavuz istemez. Evet biz ya hal ve hareket yani tamam belli bir yaşa geldik. İlla ki bir tecrübe edindik. Evet belki çok olmasa bile ama yanılmadık. Yani yani boşanmış bile olsa, ayrılmış bile olsa. Bu adamla sen yapamazsın. Olmaz. Ama o göremedi. Bizim gördüğümüzü o göremedi. Göremedi. Duygular devreye girince ne yazık ki. Göremedi. Burada asıl olan ne biliyor musunuz? Anne babanın sözünden çıkmayacaksın. Çünkü kimse evladının kötülüğünü istemez. Üstelik evladınızı sizden daha fazla tanıyan hiç kimse de olamaz. Karşısına bir insan çıktığında diyorsun ki bununla yapamazsın. Evet. Ama dinlemezsen yani, ne yapacaksın? Söyledim ya. Evet çok. Ben onu o kadar yokluklarından büyüttüm ki Müge Hanım. O zamanları Viyana'nın her yerinde neredeydi? O bantlı bezler, kilotlu bezler neredeydi? Yokudu ki. Kulağı çinlesin Emin ablacığım. İş arkadaşlarından öğrenmiş de ta Viyana dışından gidip rahmetli eniştemine tamam. Bez almış getirmiş. Ya kolay Alman firmasıymış. Hadi. Viyana'nın da değil. Alman tamam, firması tamam. Ta 200-300 kilometre gidiyor. Buradan bez getiriyor. Ki kız kardeşim de rahat etsin. Çocuk da daha rahat ama büyüsün diyerek. Ama şunu da söyleyeyim. Mamasına kadar. Kızım gerçekten... İlk bebek olduğu için çok şanslıydı. Hepimiz, herkes onun üstüne titredi.
ama tutamadık. Kafeste tutamadık. Herkes yani biz ana baba olarak evet. Yani hanımın yani benim kızımın teyzeleri evet. Anneannesi dedesi evet. Herkes yani o ilk torun olduğu için Avusturya'da ilk bebek olduğu için evet. Gül bebek, el bebek, gül bebek aksiydi. Ama gerçekten her şeye rağmen. Bir dedi hiçbir zaman iki olmadı. Biz bir şekilde katlanmaya çalışıyorduk. Katlanıyorduk. Ama o bize katlanamadı. Bizi çabuk bıraktı gitti. Aynı şekilde. Çapulcu katile. Onun şey kızı da. Kendini yine kurban verdi. Belli bir süre sonra o da doğdu. O da aynı el bebek, gül bebek. Herkes tarafından. Yani kızımın anneannesi, dedesi tarafından beri benim kızımın kızı. Hep el bebek, gül bebek, Nazlı Sema. Çok akıllı bir kız. Çok zeki bir kız. Ama... Ne yazık ki. Ne yapayım kadere. Ben şimdi? Doğrusunu söylesiniz, elde tutulmuyor. El bebek, gül bebek. Böyle bir film var Çağan Irmak'ın. Babam ve oğlum. Başaramadık. Arada. Sevgili Çağan'a da buradan selamlarımı söylüyorum. Orada çok güzel yapıyorlar. Tutamadım diyor o da. Oğlu işte gitmiş 12 Eylül olaylarına katılmış falan filan. Ciğerleri hastalanmış, ölüyor. Adam diyor ki aynı sizin gibi tutamadım diyor. Tutamadım. Nereye tutacaksınız? Tutamadım. Nereye tutacaksınız? Diyorsunuz ki kanun var, tutamıyorum. Ne yapacaksın bey amca? Kanun da olmasaydı, dağın başında yaşasaydın. Sen ne yapacaktın 35 yaşında kızı? Nasıl evde tutacaktın bana söylesene. Nasıl tutacaktın? Hadi bırak ya. Her şeyi. Kendi başınız. Nasıl tutacaktın? Tutamadık işte. Tutamadık. Ama nasıl tutacaktın zaten? Tutamadım, kaybettim işte. Kurban seninle ne alakası var konunun? Sen nasıl tutacaktın? Ayağına pranga mı bağlayacaktın? Ellerini kollarını zincirle eve mi bağlayacaktın? Nasıl tutacaktın? Yapamadığımız için de kurban verdik işte. Yapamadığınız diye bir şey yok. Herkes kendi hayatını yaşıyor hayatım. Herkes artık hele şimdi 12'sinden sonra kendi hayatını yaşamaya başlıyor. Ne olursunuz bu şekilde kendinizi üzmeyin. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Önemli olan o. Yani ne oldu şimdi gitti onunla beraber oldu diye o da onu öldürmek zorunda mıydı? Peki şimdi bu katilin iki tane çocuğu var. Evet. Onlara da, ne olacak? Aynı onun da. Onlara da günah değil mi? O çocukların annesi var. O çocuğun annesi var. Şimdi kocası gitti sevgilisini öldürdü. İki tane çocuk babası katil oldu. Orada Viyana'da iki tane çocuk şimdi... Zaten babalarının yanına gitmişlerdi. Onlar anasız kaldı. Biri 13, biri 15 yaşında. Saçma sapan bir şey. Bugün gelecek. Siz ne yapacaksınız yani? O saçma sapanlıklar bir araya gelmiş. Bugün gelecekler. Önce isterseniz Pembe'ye bağlanalım. Pembe, ay çok özür diliyorum. İnsan çok etkileniyor. Pembe Samsun Terme'de cenazenin bulunduğu Gökçeağaç mevkiinde. Pembe'cim günaydın. Dün gece... Yer göstermesi de yaptı katil, yeri de gösterdi. Neresi orası? İnşallah aynı yere de kendisi gömülür. Amin. Rabbim ona bir mezar taşı bile nasip etsin. Müge Hanım günaydınlar, iyi yayınlar. Samsun'un Terme ilçesindeyiz. Samsun'un Tarma ilçesindeyiz ve bulunduğumuz bu nokta aslında yer göstermesi dün gece saatlerinde yapıldı. Ve Arzu Aygün'ün ölü bulunduğu noktaya oldukça yakın bir nokta. Biz hemen isterseniz etrafı anlatalım. Yani katil zanlısı... Samsun'dan çıktıktan sonra aslında bir sahil yoluna geldi Terme ilçesinde. Hemen arkamızda deniz var. Arzu Aygün ise bir çalılık alan içerisinde ölü bulundu. O çalılık alanda hemen arkamızda bulunuyor. Bu çalılık alanın içinde ölü bulunmuştu. Peki çalılık alanın arkasında ne var? Hemen 150 metre yukarısında Samsun Ordu Karayolu geçiyor. Bu karayolunun arkasında ise bu görmüş olduğunuz aslında... Sahil yolu ilerliyor, bir toprak yol, oldukça işlek, hiç aslında işlek olmayan bir yol. Yol boyunca 3-4 kilometre boyunca evler görüyoruz. Ancak o evler aslında yazlık evler. O evler yazlık evler ve bu mevsimde kullanılmıyor. Oldukça ıssız bir nokta. Peki bulunduğumuz nokta Pembe'cim. Tam olarak neresi? Onu da ifade edelim. Samsun'un... Pembe'cim. Sözünü böldüm, özür dilerim. Şimdi hani bir buluştukları bir yer vardı. Siz bugün gittiniz. O buluştukları yerden burası kaç saatlik mesafe? En son buluştuğunuzu söylediği yer. 1 saat 2 dakikalık mesafesi var Müge Hanım. Yani yanında almış. 74 kilometre yani. Uzaklıkta tam olarak. Oh bayağı uzak yani. Bayağı uzak. Yani almış buraya kadar taşımış. Yine burası Samsun'un Terme ilçe merkezine de 17 kilometre uzaklıkta. Yani arabayla 15 dakikada Samsun Terme merkezine gitmek oldukça mümkün. Aynı zamanda
Ordu'nun Ünye ilçesine de 20 kilometre uzaklıkta. Ordu, Ünye ve Samsun Terme'nin aslında tam olarak orta noktasında bulunan oldukça ıssız bir sahil yolu. Issız olmasının sebebi mevsimin kış olması. Yine etrafta yazlık evler var ancak o evler bu mevsimde kullanılmadığı için yol oldukça ıssız. O yazlık evler 3-4 kilometre boyunca devam ediyor. Evler bittikten sonra da yine size göstermiş olduğumuz işte bu alan, çalılık alanı görmek mümkün. Bu çalılık alan içerisinde Arzu Aygün ölü olarak bulundu. Yine bu çalılık alanın arka tarafından bir otoyol geçiyor ama otoyoldan da bu çalılık alanı görmek hiçbir şekilde mümkün değil. Teşekkür ediyorum Pembe'cim. Siz biliyor musunuz burayı? Yani yok. Yazlık olarak falan bilinen yok, bilinen yok. Bilinen bir yer. Şimdi deniz sahili, biz yaşadığımız evet. için şimdi Terme'nin biraz dışında oraları. Bir yer çok değil yani. Yine Terme'ye bağlı bir yer. Deniz sahili zaten. Terme'den sonra Ünye'ye doğru giderken deniz sahili. Evet, ama efendim dün kayıp şube dediğim gibi Muharrem'i hemen ifadeye aldı. Muharrem cinayeti itiraf edince cinayet masasına geçti. Konu cinayet masası hiç vakit kaybetmeden olay yerine götürdü. Cenazeyi de buldu. Yani tıkır 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 dört başı mamur bir şekilde olaylar hızla ilerledi. Kutluyorum hepsini. Çok teşekkür ediyorum. Samsun İl Emniyet Müdürümüzün nezdinde. Yani. Teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese, Sayın Savcımıza. Keşke böyle olmasaydı. Ama cinayeti tek başına işlediğini ben düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum Müge Hanım. Öyle mi? Kesinlikle. Evet. Abdullah Kenan veya babası ve amcası Muzaffer. Bir ara vereceğim çünkü bantlarım var ve bunlar. Emniyetin önüne ya bağlanacağız. Onlar, ya onlar ya onlar. Tek başına işlediğini düşünmüyorum. Bir reklamlara evet. girelim. 42. günde gelen acı haber. Gözaltına alındı. Cinayeti itiraf etti. Arzu Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etti. Sevgilisini öldürüp çalılıklara attı. Arzu Aygün'ün acı sonu. Yaklaşık 7 yıl önce Viyana'dan memleketi Samsun'a yerleşti iki çocuk annesi Arzu Aygün. Serbest çalışan 35 yaşındaki kadın aynı zamanda akrabası olan Muharrem Coşkun'la birliktelik yaşıyordu. Telefon konuşmalarında önce ise kuzen ne haber, ne yapıyorsun, nasılsın, iyi misin derken daha sonradan olay ilişki olayına kadar gitti. İki çocuk annesi Arzu Aygün 17 Aralık günü Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan işte buradaki evinden çıktı. Erkek arkadaşı Muharrem Coşkun'la buluştu. 35 yaşındaki kadın o gün çıktığı evine bir daha geri dönemedi. İki sevgilinin arası bir süredir bozuktu. Ancak bu sefer tartışmanın sonu genç kadının da sonuydu. Muharrem'in benim kızımın nerede olduğundan haberi %100 var. Muharrem çıkaracak benim kızımın nerede olduğunu. Ölü veya diri Muharrem'in elinde benim kızım. İşte bu borçlardan dolayı veya bu sıkıntılardan dolayı çok bunaldığı için de gitti. Ya da artık bu yaşananlardan artık kendinden nefret ettiği için gitti. Borçlarından dolayı birileriyle gitmiş olabileceğini söyleyen erkek arkadaşı her defasında hedef şaşırtmaya çalışsa da gerçeğin üzerini daha fazla örtemedi. O gün hangi niyetle buluştunuz Arzu'yla? Arzu'nun birisinden alacağı vardı. Bu konuda benden yardım istemişti. Onu almaya gitmek için görüştü kendisiyle. Gittiniz mi? Gittik. Yol boyunca tartışmaya devam eden sevgililer Atakum Kent Ormanı piknik alanı otoparkına geldiler. Burada bir süre aracın içinde oturdular. Arabayla biz aşağı indik. Çocuk evde kaldı. Arabada otururken çantasında bir telefon çaldı bunun. Ancak sonrasına ilişkin verdiği detaylar şüphe çekti. Kadın sizden şikayetçi oluyor. Evet. Nasıl evet? Arzu beni birçok kez şikayet etti ama daha sonra kendi gönlü rızasıyla ifadesini geri çekti. Polise yalan ifade vermek demek polisten bir şey saklamak demek. Bakın evet. Bunun iki nedeni olabilir. Hiç darılmaca gücenmece yok. Ya Arzu'nun başına siz bir iş getirdiniz ya Arzu'yu birilerine teslim ettiniz. Emniyeti bu şekilde kandırma yoluna gittiniz. Müge Anlı'nın soruları karşısında çelişkili açıklamalar yapan Muharrem Coşkun'un sevgilisinin telefonunu 11 gün boyunca kullanması şüpheleri daha da arttırdı. Siz ne olmasını bekliyorsunuz? Ben sadece Arzu Hanım'dan haber bekledim. Hani bana muhakkak geri döner veya bir başkasına geri döner diye haber bekledim kendisinden. Tamam bir gün bekledin. 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gün. Evet. 11 gün sonra polisler kapını çaldığında sen de olduğunu söylüyorsun. Canlı yayında sürekli başka isimler vererek sevgilisinin kaybıyla ilgisinin olmadığını anlatmaya çalışsa da kimseyi ikna edemedi. Senden aldım
paralarla birçoğunu onlara vermek zorunda kaldım. Ne oldu dedim, zor durumda kaldım dedi bana. Arzu sen ne yapıyorsun, sen iyi misin dedim. O sıra Arzu'nun kendi telefonu değil, farklı kullandığı bir telefon vardı, o çaldı. Muharrem ben gidiyorum, Kerem beni arıyor dedi. İki tane araç geldi, Arzu araçtan aşağı inerken telefondan, asıl kullandığı telefondan flash belleği bana bıraktı. Koşa koşa diğer arabaya bindi gitti. Siz otobanın orada duruyorsunuz. Ben... İki tane araç geliyor, siz de Arzu'yu adamlara teslim edip yolunuza devam ediyorsunuz. Evet. Böyle olamaz. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri yayınımızda ortaya çıkan şüpheleri değerlendirerek düğmeye bastı. Kayıp dosyasının tek şüphelisi Muharrem Coşkun, dün akşam saatlerinde Terme'de gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere Samsun'a götürülen şüpheli sevgili daha fazla kaçamayacağını anladı. Evinden saat 17 sularında gözaltına aldılar. Görmüş olduğunuz gibi araç şu anda binaya giriş yapıyor. Evli ve iki çocuk babası Muharrem Coşkun, yaklaşık 6,5 yıldır birliktelik yaşadığı iki çocuk annesi sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti. Şimdi diyorsun ki Kenan'la gitti. E kim inanır? Siz haklısınız. Gözaltına alınan Muharrem Coşkun şu anda sağlık kontrolü için Samsun Devlet Hastanesi'ne götürülüyor. Sorgulanan katil zanlısı sevgili cinayeti arabada tabancayla işlediğini söyledi. Arzu'ya bugün bir şey istesin gene yani bir birey olarak yardımcı olur musun? Evet her zaman. Düşmanın dahi olsa kaybolun insan özlüyor, merak ediyor yani nerede olduğunu. Her defasında çok sevdiğini ve koruduğunu söylediği sevgilisini öldürdükten sonra ne yaptığını da anlattı katil zanlısı. Sevgilisinin Kenan'ın aracına bindiğini söylemişti. Ancak bu durağın ardından genç kadın ne biriyle buluşabildi ne de konuşabildi. Altı buçuk yıldır birlikte olduğu sevgilisini arabada öldüren Muharrem Coşkun yaşadığı Terme'nin Kozluk mevkiindeki sahil bölgesine yöneldi. İki çocuk annesi sevgilisini buradaki çalılık alana attıktan sonra telefonunu da alarak bölgeden uzaklaştı. Katil zanlısı sevgilinin söylediği yerde bulunan Arzu Aygün'ün cenazesi incelenmek üzere Samsun'a götürüldü. Cenaze aracıyla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna getirildi ve burada da inceleme altına alınacak. Müge Anlı'da ekrana gelen bir kayıp dosyası daha şüpheli sevgilinin itirafıyla cinayet soruşturmasına dönüştü. O kadını durduğunuz yerde iki tane araba geliyor, bırakıyorsunuz. Hikaye bu yani. Yerseniz evet diyorsun efendim. Yani. Anladım. Evet efendim. Sevgilisini öldürdüğünü 42 gün boyunca gizleyen iki çocuk babası Muharrem Coşkun'un sorgu işlemleri devam ediyor. Evet efendim, Samsun cinayet masası ekiplerinden de bilgiler gelmeye devam ediyor. Dün şunu söyleyeyim size, dün yayınımızın ardından ekip arkadaşlarımız biliyorsunuz katil sevgilinin yanındaydı. Şöyle dedi arkadaşlarımıza, o kadar bunaldım ki eğer bir silahım olsaydı kafama sıkar şu anda kendimi öldürürdüm. Ya. Cinayeti de işte silahla, o tabancayla işlemiş. Yani bir tabancası olsaydı kendisini öldüreceğini söylemişti ekip arkadaşlarımıza. Ama cinayeti de o tabancayla işlemiş. İlk verdiği ifadede, cinayet büroda verdiği ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söylemiş. Aralarında Arzu'nun görüştüğü kişiler nedeniyle bir tartışma çıktığını, Arzu'nun evinin arkasında kent ormanı varmış, orada akan bir dere varmış. Su birikintisi olan bir yol, siz daha iyi bilirsiniz. Orada vurduğunu, sonra da cesedi bulunduğu mevkiye götürdüğünü söylemiş. Daha Samsun'a çıkmadan. Orada vurmuş, sonradan da bu az önce gösterdiğim yere götürdüğünü itiraf etmiş. Bulunduğu yerle ilgili de izleyicilerimizden gelen mesajlar var ama şu an netleyemiyorum. Bahsi geçen iki kişi daha vardı biliyorsunuz. Hani netleştirirsek, bunu da neden söylüyorum? Demiştiniz ki bu cinayeti tek başına işlemiş olamaz. Evet, evet. Neden öyle düşünüyorsunuz? Babası bir, amcası Muzaffer iki, yaptıysa amcası ve babası. Abi? Üçü beraber yaptılar çünkü amcası değilse geçen sene değilse o Kenan ve Abdullah. Ama iyi de babası, amcası falan niye karışsın, öyle bir şey yapacak olsa onlar çocuklarını tutmaya çalışırlar. Ama Müge Hanım geçen sene eşime çok hakaret yaptı. Anlıyorum ama
Dedi ki kızınızın yuvasını yıktınız bir yana da getirdiniz, demiyoruz. Oğlunuzun başına sardınız dedi. Öyle düşünüyoruz. Eşime çok büyük bir hakaret işledi. Şimdi onların tarafından... Kim ister evladının yuvasını yıkıp da başka birinin kafasına sarılmayı? Ama onların tarafından da bakacak olursanız o adam da orada evli, iki çocuk babası. Allah onlar da sizin kızınız geldi onun yuvasını yıktı diye düşünüyorlar. Kim olsa öyle düşünür. Onlar da sizi değil sizin kızınızı suçlu buluyorlar ama bu konuda. Ama Mugi Hanım hepsinin de haberi vardı. Hayır haber var da işte hepinizin haberi var da bir şey yapamamışsınız. Her ikisini de tutamamışsınız. Yani öldürme sonuçta... hususunda ya o babası amcası ya da Abdullah Kenan. Muharrem kendisi. Üçü beraber yaptılar. O diye, onu tek başına katil sürekli evet, yapamadı. Öyle düşünüyoruz. Şimdi bu doğrudur, bahsi geçen bilemem. Bir Abdullah Bey vardı. Onun nerede tabii arkadaşlar onların ifadesini almışlar. Bir verir misiniz? Şimdi enteresan tabii. Yani sizin de kızınızın görüştüğü kişiler de biraz enteresan. Bir Abdullah bir Kenan'dan bahsediliyor. Abdullah bir verilsin tam okuyayım şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Neden dile getiriyorum? Yani bu bulunan yerde daha önce Abdullah Bey'in imamlık yaptığını iddia eden bir izleyicimiz olmuş. Emekli imam demişti hatta değil mi? Sonrasında da onun hakkında da orada şikayetler olunca da emekli oldu diye bir iddia var. Doğrudur yanlıştır bilmem. Abdullah Bey siz cevap verebilirsiniz. Çünkü Abdullah da Kenan da ilk baştan beri kaçıyorlardı. O diyor ki sizin kızınız şeye gelmiş, yanına gelmiş Terme Taşlık Camisi. Yani zaten Terme Taşlık Camisi'nde ben imamlık yapıyordum diyor. O bölge buraya yakın mı ben bilmiyorum tabii oraları. Ben de bilmiyorum. Orada diyor imamlık yapıyordum diyor. Benim yanıma geldi. Bana vücudumda kırgınlık var, rahatsızım beni okur musun dedi. Ben de Kur'an-ı Kerim'i açtım, ayetler okudum. 15-16 gün sonra tekrar aynı şikayetlerle ilgili yanıma geldi. Aynı şekilde yine Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudum. Sonra bana işte... Tekkeköy'de bir hoca var, bana büyü yaptı dedi. Nasıl düzmece? Ben de bana dedim ki diyor sana büyü yapan kişinin bana fotoğrafını göster. O da bana WhatsApp'tan profil fotoğrafını gösterdi. Gördüğüm kişi Tekkeköy'den tanıdığım inşaatçı olarak bildiğim Kenan'ın olduğunu gördüm. Bu şahsın inşaat işiyle uğraştığını, bu işleri yapmadığını kendisine söyledim. Sonra... beraber gittik, aldım diyor Arzu'yu. O Kenan'ın yanına gittik, oturduk. Sonradan ben Arzu'yla o Kenan'ın zaten tanışık, yani birbirlerinin tanıdıklarını fark ettim. Ondan sonra yaklaşık bir saat görüştük. Yani böyle saçma sapan şeyler. Hani ben şimdi bu Abdullah Bey'e baktım. Tabii ki bir insanın bir insana dua etmesi kadar güzel bir şey olamaz da. Tabii bunca yıl İstanbul'dayım, şu yaşındayım. Çok cami gezerim bilirler böyle içimden geçer. Arabayı döndürüp falan hani olur ya insanın bazen. Tarihi eseri de çok sevdiğim için İstanbul tabii bu anlamda çok zengin. Hiç hocayı görmedim mesela. Belki kapısını çalıyorsun hocam bana oku diyorsun. Olur mu? Olur tabii. Ama şimdi ya bana... Bir din görevlisi alıp da işte bana... Büyü yaptı denilen kişinin yanına götürüp de onunla bir saat konuşup da onu ikna etmeye çalışıp o yapmaz merak etme diyeceğini ben hiç akla yakın bulmuyorum. Başka bir ilişki olabilir aralarında. Onu örtbas etmek için bunu anlatmış ya, olabilir. Hayır bir de zaten onu bilemem caminin imamının şu lafı söylemesi bana çok garip geldi yani. Sana kim büyü yaptı bana göster fotoğrafını. Cami imamının şunu söylemesi gerekmiyor mu? Kızım hani bak zaten hani bizim inancımıza göre ben senin dualarını okuyorum. Sen Allah'a iman et. Yani aynen. Şimdi cami hocası gidip de büyü mü bozuyor? Ben hiç duymadım bugüne kadar. Ben de hiç aynen. Duymadım. Yani resmen bozdun, resmen böyle bir zaten iş yapacaklarını de, hiç düşünmüyor. İslamiyet'i de bilmediği hoca denen kılıklı adamın İslamiyet'i de bilmediği bu fikrinden belli. Öyle değil mi yani? Yani yanılmıyoruzdur diye. Yani tam kelimelerimizi hocam, ifade edebiliriz. Yanlış söyle. Anlaşılmak istemiyorum ama caminin imamı bir dakika sana kim büyü yaptı WhatsApp'tan profil fotoğrafını bakayım. O da tesadüfen onun tanıdığı Kenan. Kenan da inşaat işçisi. Hadi gel gidelim yanına. Ne yaptınız yani? Gittiniz bu kızla beyefendi gittiniz ona büyü yaptığını düşündüğünüz kişiden rica mı ettiniz büyünün bozulması için? Yani siz bir cami imamıysanız eğer devletin cami imamıysanız bilmiyorum şimdi şey yok benim elimde büyü belgeler yok. Büyü olarak değil de belki cami imamına sayın hocam moralim çok bozuk üzerinde bir takım bir şeyler var. Tamam, o bana bir okur musun dediği zaman yani belki sırf bir din adamı olarak moralini yükseltsin diye. O değil ki zaten konuştuğumuz.
Efendim? Konuştuğumuz o değil zaten. O hayır, da gitmiş orası yani ayrı. Ben o şekildeki bir düşünceyle cami imamının belki bir okumaya yelteldiğini düşünüyorum. Tamam, cami bir imamı okumayı düşündüğünü tahmin etmiyorum. Tamam, cami imamını okumaya gidersin. Bugün ben de gitsem ya hocam bana şöyle bir dua oku da içim açılsın dersin. O da okur Allah rızası için. Onun dediğimiz yok. Şu işler sonradan oluyor sonradan yani. O hocaya biliyor musun? Bak işte bana şu büyü yapmış dediğimde aa bu kimmiş ben de tanıyorum gel hadi buluşmaya gidelim deyip gidip çay bahçesinde oturan imamı hiç gördünüz mü siz? Aynen. Olmaması lazım. Hayır varsa bir şey vardır altında yani. Aa dur biz de gidelim yani ne yaptınız beraberce git bu anlattığınızdan çıkartıyorum. Arzu ile oturup ona büyü yaptığını düşündüğünüz kişiye ricacı olmaya mı gittiniz? Yani hani bütün bunların hiçbirine inanmıyorum da sizin anlattığınızdan yola çıkarak soruyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Bana çok saçma geldi. Doğru, doğru. Evet saçma zaten. Müge Hanım ben dünkü yayında da özellikle bahsetmek istemiştim. Flash belleğin içinde geçen beyanla oradaki yazılan ifadelerle beyefendinin ifadesi uyuşuyor. Arzu Hanım orada güya kendi ağzından yazmış ya bilinçaltımı yıkadılar, bana büyü yaptılar, beni hocalara okuttular, götürdüler diye. Burada tamamen bir para mevzusu var. Arzu Hanım'ın parası bitince, hatta yayın içerisinde bahsedilir önemli bir delil gelişme de var. Parası bitince bu cinayet işlendi ve namus meselesine döndürülmek istendi. Benim burada müvekkilimin ailesi ve Arzu Hanım küçük düşürülmek istendi. Bu olay cinayet değil de bir namus meselesi diye yansıtılmak istendi. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Tamamen aynen. Para meselesi. Hepsinin birbiriyle alakası var, bağlantısı var. Bence üç şahsında. Bence çünkü de. İfadeler birbirlerini tamamlar. Yani üç dilekçeyi ifade dilekçesini alt alta koyun. Flash bellekteki ifadenin özeti. Nasıl oluyor? Nasıl yani, oluyor? Nasıl olacak? Birbirleriyle bağlantıları var. Bence Muharrem Bey bir senaryo yazdı. Cinayeti işlediği gün bir senaryo yazdı. 42 gün boyunca bu senaryoyu oynadılar ama hata yaptılar. Yayınlarda kendi kendini ele verdi. Zaten artık buna namus cinayeti falan ona da asla o tanıma da asla kabul etmiyorum da. Ama bu şekle dönüştüremez. Çünkü yayınımıza bağlandığında ne dedi? Ben dedi son 3 yıldır dedi sevgili değildim dedi. Yalan. Arada görüşüyordum dedi. Hı hı. Yalan. Tamam artık şimdi daha artık ben onu kıskandığım lafı mahkemece kabul edilmez. O kendine nedenler bulmaya çalışıp evet. Bir şekilde artık kendini tabii ki rahmetli savunamayacağı için evet, ona bir takım iftiralar atıp ya da tahrik bir şekilde evet evet aynen öyle yani yapmaya çalışılan çok basit ne yazık ki yani bunu pek çok öldürme olayında da defalarca görüyoruz. Bunlar hiç gerçeği yansıtmıyor. Kendine göre mantıklı aynen. Ama gerçekte mantıksız savunmalar bunlar. Evet, ve aynen. Şunu da belirtmek isterim. Bunu daha evvel de programımızda defalarca konuştuk. Bazı meslek gruplarına biz toplum olarak saygı duyarız. Evet. Yani öğretmenlere, doktorlara, ne bileyim işte din görevlilerine, avukatlara değil mi? Bir ayrıca bir şimdi sayamadığım birçok meslek grubuna yani kamuya hizmet veren, eğitimli dediğimiz kişilere biz memleketçe bir saygı gösteririz. Saydığım ve sayamadığım birçok meslek grubuna. Bunların içinde imamlar da var. Ama yani emekli imam olarak böyle şeyler anlatmanızı ben açıkçası yadırgadım. Sizin ne işiniz var bu insanlarla beyefendi? Ben hiç anlamadım. Ne işiniz var? Şimdi sizin için konuşulanı söyleyeyim. Kenan denen kişiye medyum diyorlar. Sizin için de büyü yapıyor diyorlar. Şimdi bak ben çevreden konuşulanı da söyleyeyim. Diyebilirsiniz ki Müge Hanım benim ne alakam var büyüyle falan. Çok haklısınız. Hiç alakanızın olmaması gerekir zaten bir din görevlisi olarak. Ama zaten verdiğiniz ifadede de siz benzer bunu yani bunların yakıştırılabileceği ifadeler veriyorsunuz. Hiç doğru bulmadım. Müge Hanım o ifadenin saçma geldi bana. Sonunda çok önemli bir şey var. Okudunuz mu kaçırmış olabilirim. Orada diyor ki Arzu Aygün beni tehdit etti. Ben son 2 senedir onunla görüşmüyorum. Sürekli beni tehdit etti. Aileme haber vermekle alakalı tehdit etti diyor. Ben ilişkiyi kestim. Polise de bu yüzden hiçbir bilgide bulunmadım. Çünkü emekliyim ve başımın belaya girmesini istemiyorum diye bir ifadesi var. Bunu diyen kim? İmam. Emekli imam. Abdullah Abdullah. İfadesinin sonunda bunu söylüyor. Zaten sonrasında bu Abdullah da diyor ki... Hani Arzu Hanım onu beni neden aradı diyor. Tehdit yani, etsin. Emekli imam dediğim Arzu beni aradı. Kenan'la beni sen tanıştırdın. Sana soracağım, seni öldüreceğim. Sen her şeyi biliyorsun dedi. Zaman zaman farklı telefonlardan arayarak yine müteakip zamanlarda ölümle tehdit etti. İkametimin etrafında beni mahalle sakinlerimize sorarak araştırma yapmış. Kayıp olarak aradığınız şahısla
Şahıs hakkında yeni emekli olduğum için uğraşıp başımı sıkıntıya sokmamak için polise gidip şikayetçi olmadım diyor. Bunun doğru olduğunu varsaysak bile yukarıdaki ifadeyle çelişiyor. İşte. Evet. Aynen. Yani bütün bunlar şimdi cinayet bürosu inşallah iptal olur. Onları hep bunlar Muharrem'le beraber yaptılar. Vallahi bilmiyorum. Yani cinayet bürosu zaten şimdi aldı mı ele artık neyse didik didik hepsini ortaya çıkaracaktır. Efendim Arzu'nun iş arkadaşları Selma ve Leyla Öztürk kardeşler ve Arzu'nun komşusu İlkay Şener. Samsun Emniyeti'nin önünde muhabirimiz Zeynep Öncüler'in yanında. Zeynep'ciğim öncelikle günaydın. Sözü sana bırakayım. Neler yaşanıyor orada? Bugün ne olması bekleniyor? Evet Müge Hanım, günaydınlar, iyi yayınlar demek isterdik. Ancak o stüdyodaki matem ve acı ne yazık ki şu anda burada da hakim. Haberi alır almaz şu anda Arzu Hanım'ın arkadaşları yanımıza geldiler. Onlar da şu anda yanımızdalar. Duygu ve düşünceleri aslında aileden farksız. Onların da şüphelerinin odağında Muharrem Coşkun var. Hemen kısaca buradaki durumu size özet geçecek olursak. Şu anda İl Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz ve arkadaşlarıyla birlikteyiz. Ben dilerseniz hemen mikrofonu kendilerine uzatayım. İyi günler. Bu arada baş sağlığı diliyorum annesiyle babasına, yine özellikle çocuklarına. Çok üzgünüz. Yani benim kuşkum da Muharrem Bey'dendi. İsim olarak tam hatırlamadıydım. Ama benim evimin önünden almıştı. İddiası çok farklıydı. Ben çelişkin ifadeler verdi. Çok kuşkulandım. Benim kapımın önünden aşkım diye beline sarıldı. Arzu korkulu bir gözleri vardı Arzu'nun. Maalesef ama bir şey müdahale edemedim ben. Çünkü Arzu bana tek söylediği kurtulmak isteyip de kurtulamadığını söylemişti bana. Çok yapıştı bana abla demişti. Çok üzgünüz. Kaybını bir hafta sonra öğrendim kızından. Kızı beni aradı. Ondan önce ama Arzu'yu aradım çünkü beraber termiye gitmeyi planlamıştık biz. Alman Noel tatilinde. Aradığımda telefonu kapalıydı. Mesaj yazdım. Termiye gideceğimi söyledim. Kapalı olduğunu söyledim WhatsApp'tan. Arzu'dan mesaj geri geldi. Abla şehir dışındayım diye. Hı hı. Ondan sonra zaten iki gün sonra kızı aradı. Hani mesajı da yine gönderiyor. Ertesi gün ben tekrar yazdım Arzu'ya. Kızının çok 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 şey endişeli olduğunu, telefonu açtığında, mesajı okuduğunda bana geri dönmesini yazdım. Ama hiçbir zaman geri dönüş yapılmadı maalesef. Sonra kızıyla da görüştüm ama hiçbir gelişme olmadı yani. Çok üzgünüz. Teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun Arzu'nun. Sizin de başınız sağ olsun. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Öncelikle tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Çok fazla söylenecek bir şey yok aslında. Sadece diyeceğimiz buradan. Evlatlarınıza sahip çıkın. Hatası ne olursa olsun sahip çıkılmalı. Geç kalınmış ağlamak fayda etmiyor. Bir daha Arzu geri gelmeyecek. Bu son Arzu da olmayacak belli ki. Çünkü sahipsiz diye bütün cesareti kendilerinde toplayıp istediklerini yapıyorlar kadınlara. Başka diyecek bir şey bulamıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yeniden bağlanırız. Çok doğru bir noktaya temas etti hanımefendi. Evet biz kızıyoruz. İşte bu adamla beraber olma diyoruz. Oluyor kızıyoruz. Şunu yapma diyor. Oluyor kızıyoruz. Sonrasında ne yapıyoruz? Sana küstüm diyoruz. Her zaman söylediğim bir laf var. Sözümün de arkasına duracağım. Evlatlar anne babalarına küsebilir ama anne babalarının evlatlara küsme hakkı yoktur. Yok. Çünkü 35 yaşında da olsa yine evlat diye koşturuyorsak peşinde tıpkı 5 yaşındaki gibi anne baba evladına küsmeyecek. Çocuk işte bu yanlış yapacak. Çünkü evlat. Yani bizim için 35 yaşında yetişkin bir kadın. Senin evladın. Ha 5 yaşındaki hali, ha 35 yaşındaki hali. O yüzden öyle mi?
Ah, Nazlı Sema telefon attığımızdaymış. Rahmetli'nin kızı. Nazlıcığım. Alo. Canım benim, günaydın. Seni de... Günaydın. Sen ne kadar güzel bir kızsın. Ne kadar o mesajlarını okudum. Ne kadar akıllı başında bir kızsın. Canım benim, başın sağ olsun. Sağ olun. Buyur canım. Şöyle söylemek istiyorum. Muharrem'in bu cinayeti tek başına işlemediğini tahmin ediyorum ve yüksek ihtimal veriyorum. Şöyle ki, nereden varıyorsunuz bu kanıya dersiniz ki, Muharrem'in babası İrfan Coşkun, kendisi anne ve para karşılığında ilişki teklif etmiş bir insan. Ve kapımıza kadar gelmiş bir insan. Ya, bilmediğim bu sanırım hani annen onun gelininin yuvasını bozuyor diye bir şey yapmak içindir herhalde. Öfkeli. Olabilir. Öfkeyle yapılmış. Ama ben olanı söylüyorum. Yani kendisi de o niyette olabilir. Yani ben şahsen öyle düşünüyorum. Yani illa işte şöyle de bir şey var. Şunu da söyleyeyim. Muharrem'in en yakın arkadaşı var Celal diye. Numarasını bulamadım. Bulsaydım size atacaktım. O çünkü Muharrem'in her şeyini biliyor. Birçok şeyini biliyor yani. Ulaşabiliyorsanız ona da ulaşın. Onunla da konuşun. Benim yanımda da konuştular çünkü annemle Muharrem kavga ettiğinde Celal abi geliyordu, onunla konuşuyorlardı. Yani bir nevi çapşatanlık yapıyordu arada, öyle söyleyeyim size. Sen ne düşünüyordun bu Muharrem abinle ilgili? Şöyle söyleyeyim, hani olayı alışı özet geçecek olursam, ben ilk başta kimseye haber vermedim. Niye? Annem yorgundu, yani çalışamıyordu, rahatsızdı ve kendini dinlenmeye ihtiyacı vardı. Dedim ki hani annem belki kendini dinleyecektir, kendi kafasını dinleyecektir. Bir yerlere gitsin ve arkadaşına kalsın, bir şey demedim. Çünkü yani anlayış göstermem gerekiyordu. Çünkü annem de bize bakıyor tek başına, yani bana ve kardeşime öyle bir durumda. Dedim haber verin, arar, sorar. Belki de sesi iyi değildi, yani kötü hissediyordur, o yüzden aramıyordur. Ama annem beni asla arabadan durmaz. Kardeşim aramaz, beni arardı. Şöyle de bir şey var. Sonrasında annem sürekli bana Muharrem'i övmeye başlıyor. Ama Muharrem bilmiyor ki annemle benim aramdaki diyaloğu bilmiyor. Annemin bana Muharrem hakkında anlattıklarını bilmiyor kendisi. Mesajlarla mı Muharrem'i övüyordu annen? Evet, ama birebir biz annemle baş başa kaldığımızda annem bana Muharrem'i ağzalamayacak şeyler söylüyordu zaten. Muharrem'le görüşmek istemediğini zaten her defasını dile getiriyordu. Arkadaşına da yakamı kurtaramıyorum demiş işte. Evet. Canım benim, başınız çünkü sağ olsun. Sen de çok erken, çok büyük bir omuzlarında bir yük var. Kardeşine de hem annelik hem ablalık yapacaksın. Ama seni kutluyorum. Tüm mesajları okudum. Hı. Hayır anne, bu mesajları sen yazmış tam olamazsın diye. Tam olarak mesajları size atamadım. Özel bir durum girmişti araya. Hı. Tam olarak mesajları size atamadım. Yok, sen orada çok doğru durmuşsun, çok düzgün durmuşsun. Seni de tebrik ediyorum, çok aklı başında bir kızsın. Allah rahmet eylesin. Hiç işte böyle, ne oldu şimdi işte? Ben gitti, o yavrucaklar, anne, baba. Kaldım, keşke böyle olmasaydı. Ama yapılabilecek Nazlılar bir şey yok. Tekrar başınız sağ olsun. Babasının yanındalar mı, Avusturya'dalar mı? Allah yardımcınız olsun, başınız sağ olsun. Pazartesi günü sabah gittiler zaten. Efendim? Ay inanmıyorum. Ay çok fena. Kızının paylaştığı mesaj. Annem. Ay okuyamayacağım. Sen oku Şevkocuğum. Yine bir kadın cinayeti. Ama bu sefer benim annem. Ay çok üzücü. Ay. Neyse, ne yapalım artık. Allah rahmet eylesin. Allah nurlar içinde yatırsın. Size bir haber izleteceğim. Sonra Sakarya'ya geçeceğim. Çocuklara çok üzülüyorum. Annesiz kalıyorlar. Gerçekten hayatlarında hep bir eksiklik kalacak. Hep bir tarafları boş kalacak. Hep hayata karşı güvensiz kalacaklar. Tabii ki anne babaların acısı ayrı ama evlat başka bir şey. O şu anda anlamıyor bile olayın sıcaklığını ama annesini kaybediyor. Ve ne uğruna? Bir hiç. Ve hayata, bir hiç. Dün intihar edeceğini söylüyordun. Bütün güvenleri keşke başta intihar etseydin o zaman. Keşke başta intihar etseydin. Bu kadının da canını almasaydın. Kadınları öldürüp ben intihar edeceğim. Et geber. Sen nikahlı karının da hayatını mahvettin.
Bu kadını da hayattan aldın. İki tane çocuğu annesiz bıraktın. İki tane çocuğu babasız bıraktın. Bir anne babayı evlatsız bıraktın. Evlat acısıyla yaktın. Sonra ben kafama sıkardım. Keşke başta sıkaydın. En azından bir tek sana ne olacaksa olurdu. Sana da üzülürdük insan olarak ama bir tek kendine zarar verebilirdin. Biz ne yapabiliriz ki? Herkesin önüne geçemeyiz yani. Evet, hapse girmek istemeyen intihar edebilir. Böyle bir şey de var. Ama o yolu açma. Git öldürme o zaman. Şimdi Müge Hanım. Ay neyse yani ağlamayayım dedim ama dayanamadım ya. Bu tür kişilerde genellikle vicdan küntlüğü vardır. Yani epey süre devam eden bir hadise. Hiçbir şekilde hiçbir şey mantıklı değil anlattıkları. Vicdan küntlüğü çok önemli. Vicdanı hiç sızlamaz. Hocam hiçbir şey beceremeyen insanlar bunlar. Ne gidip boşanmayı becerebiliyorlar, ne gidip yeniden ilişki kurmayı becerebiliyorlar. Vicdanı sızlar yani. Vicdanı hiç sızlamadı. Şimdi bunu kaç gündür tutuyorum. İki haberi bir araya getirdim. Bunu size izletmek istiyorum. Aslında yaşadığımız olaylarla o kadar ilgili ki. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Hayattaki en güzel duanın şu olduğunu öğrendim bu programla beraber. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Her birimizi. Sanırım hayatın sırrı bu. İyi insanla karşılaşmak. Sen ne kadar kötü olursan ol, sen ne kadar problemli olursan ol, hata içinde olursan ol, iyi bir insanla karşılaşırsan bir problem yaşamıyorsun. Allah kötüyle karşılaştırmasın. Bakın, İstanbul'da diyorum, ülkemizde geçen hafta iki olay yaşandı. Biri Amasya'da, diğeri Trabzon'da. Yer önemli değil aslında, isim de önemli değil. Sadece olay önemli. Şimdi ilk olayda çiftçilik yapan Seyfi Bey, şöyle söyleyeyim, iki erkekten bahsedeceğim size. İki erkek de köyde yaşıyor. İkisinin de tavuk kümesi var. Bir tanesine tavuk kümesine tilki geliyor. Görüyorlar, tilkiye zarar vermemek için kapıyı açıyorlar, bacayı açıyorlar, sen buradan kaç tilki kardeş diye onu kovalıyorlar. Ve adam sonunda diyor ki, ya ben ona zarar veremezdim. Çünkü içgüdüsel olarak o aç tavukları yemeye geldi. Ben de onu doğaya saldım diyor. Diğerindeki olayda yine adamın tavuk kümesi var. O kümese yan komşunun, ki köpekler yemez genellikle ama yan komşunun köpeği gelmiş efendim onun bahçesine diye döverek köpeği öldürüyor. Yani bu sadece Allah'ım iyi insanlarla karşılaştır insan için de edilecek bir dua değilmiş. Bir tilkinin, bir köpeğin bile aynı duaya ihtiyacı varmış diye düşündüm. Şimdi izleyin ve hangi tarafta yer alacağınıza karar verin bence tüm izleyenler. Şimdi hepimiz iyi insanlarla karşılaşalım ama bizimle de karşılaşanlara iyi davranalım ya. Hangisinden olmak istersiniz? Tilkiye tilki kardeş diye kapıyı açıp yardımcı olan kişi mi? Yoksa yan komşunun köpeğini sopayla döverek öldüren tarafta mı? Hangisinde? Amasya Büyük Kızılca Köyü'nde çiftçilik yapan Seyfi İkzek, kümese giren tilkiyi silahla vurmak yerine yaşatmayı tercih etti. Tilki inen buradalardı zaten. Tilki zorundan oraya eşmeye başlamış. Teli kesmiş, altından girmiş. Bizi de görünce girdiği yeri şaşırdı hayvan. Burayı açar da çıksın buradan da. Kapıyı açın. Çıksın. Girdiği yerden çıkamıyor da. Gel. Doğası gereği pek de uysal sayılmayan tilki de karşısında bir insan görünce ne yapacağını şaşırmış vaziyetteydi. Kaçın baba oradan. Dur tavukları çıkartma. Şuradan çık oğlum şuradan. Seni var ya bir ısırmaya çalışıyor acıcağım. Ne yapıyorsun sen? Vay ciğerine ateş düşmesin senin. Vay. Tam da bu sırada Seyfi İksek tüm insanlığa örnek olarak tilkiye, tilki kardeş lütfen kendine bir şey yapacaksın, çık diye seslendi. Kardeş, tilki kardeş, lütfen. Oğlum kendime bir şey yapacaksın ya, çık. Şuradan. Ulan bir daha burada görürsem seni var ya. Gösterdiği şefkat ve sevgi karşısında büyük takdir toplayan çiftçi tüm kümese zarar görse bile tilkiye hiçbir koşulda dokunmayacağını belirtti. Kümese tilki girmiş ama bizim de bir horoz var. Tavukları vermemiş. Tilki de biraz ufak acemiliğine denk gelmiş. Biz tabii o arada içeri girdik. Suçlu, masumca kaldı. Yapacak bir şeyi yok. Çaresiz. Doğanın kanunu bu. Aç hayvan. Tilkinin o vaziyetini görsen
çaresiz kalmış. Bir bakışı vardı, hadi zarar ver. Kümesi komple götürse ben onu düşünmem bile yani. Kıyamam ben, ben kıyamam. Artık ben tavuklardan vazgeçtim. Tilki kardeş diyorum. Kapıyı açtık, en sonu çıkarttık zorla. Bir tarafta tilkinin yaşama hakkına saygı duyulurken, diğer yanda bir köpek komşu bahçeye girdiği için sopayla vurularak katledildi. Elindeki sopayla, şu gördüğünüz sopayla, köpek şurada defalarca vurdu. Yazıklar olsun yani. Şu günlerde yaşatılan olaylara bakın yani. Yazıklar olsun. Şu an sinirim, ellerim titriyor yani. Çekim bile yapamıyorum. Büyük tepkiye yol açan olay Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşandı. Ev sahibi bahçeye giren Tony isimli köpeğe tavuklarına zarar verdiği iddiasıyla sopayla saldırdı. Adam hala hakaret ediyor yani. Kadıncağız köpeğinin yanına gidiyor. Yani defalarca onu orada vurdu. Köpek hiçbir şey yapmadığı halde köpeğe defalarca vurdu. Lütfen buna duyarsız kalmayalım. Oy. Azıcık suyu içemeyiz. Ağır darbeler sebebiyle ağır yaralanan dostumuz veterinerde tedavi altına alındı ancak kurtarılamadı. Tony'ye saldıran Arif Sevinç ise köpeğini idare edeceksin, kendi kendine bakacaksın, benim bahçeme giremez sözleriyle kendini savundu. Hayır, pek köpekle bir ilgim yok ya abi. Ben en çok inekleri severim. Pek köpekle bir ilgim yok. Benim annem inek bakar. Hayır, ben çözmedim. Onlar çözüyor. Ömer çözüyor onu. Çevirip bırakıyor onu. Birkaç kişi daha geldi, bu tarafa doğru da kaydı. Hayır, sen köpeğini kardeşim idare edeceksin, kendi yerine koyacaksın. Benim yerime sen geçemezsin. Dedim ya, hangi tarafta yer alacağımıza biz karar vereceğiz. Tilki kardeş deyip sevip doğaya salan mı? Onun doğasıdır. Aç, benim bütün tavuklarımı yese de ne yapabilirim diyen kişiden taraf mı olacağız? Ve onun gibi mi olacağız? Yoksa kardeşim köpeğine sahip çıksaydı benim bahçeme giremez diyen şu kişiden yana mı olacağız? İnşallah utanıyorsunuzdur siz de beyefendi. Bir kere köpek var, köpek adı üzerinde köpek yani nereye girerse de girsin yani ne fark eder ki? Yarın bir gün sana hırsız gelse senin yine o yan komşunun köpeği havlayacak da sen dışarı çıkacaksın. Köylük yer burası. Kedi de olur, köpek de olur, tavuk da olur. Her şey olur. İşte vicdan. O vicdanı konuştuk ya, aklıma geldi. Bu vicdan. Ben o tilki kardeş diyen beyefendiyi de gerçekten çok sevdim. Seyfi amcacığım. İnşallah şu korona biraz hafiflesin. İnşallah bitsin tamamen de hafiflesin. Seni stüdyoda ağırlamayı, şöyle bir İstanbul'u gezip dolaştırmayı, misafir etmeyi çok arzu ederim. Seni, aileni. İnşallah sen de arzu edersen gel, biz de seni burada İstanbul'da misafir edelim. Seni burada tanıyalım. Çok arzu ederim gerçekten. Diğerini de gördüğüm yerde yolumu değiştiririm, söyleyeyim yani. Onu da söyleyeyim. Aslında o köpekler bu kadar sadık olmasalar seni paralar da, o koca köpek. Sen de onun sadakatinden faydalanıyorsun işte. Yoksa seni paralar o köpek. Keşke paralasaydı. Çok açık söylüyorum. İçimden geçeni de söyleyeceğim. Ama artık bu lütfen hayvan hakları yasası da çıktı çıkacak geliyor. Yok meclisin gündemine geliyor gelmiyor falan filan. Ya bir an önce ama yani sayın vekillerim ya. Siz de neyi bekliyorsunuz ya? Şimdi bak burada çay kahve içerken şimdi bizi izleyenler de vardır. Toplayın meclisi, getirin kanunu, onaylayın. Biz bir şey istemiyoruz ki. Ben bu köpeği döverek öldüren kişinin de aynı demin Arzu'yu öldüren kişi gibi ceza almasını istiyorum. O da canı öldürdü, o da canı öldürdü. Yani yok böyle bir şey. Müge Hanım, bak, o canı tilkici alan, o canı, o köpeğin canını bugün alabilen, inanın bir insan canını da üç gün sonra almayacağına malum. Bak tilkiye can almak böyle bu, bir şey. Evet, tilkiye yapılsaydı şunu diyebilirdim. Vahşi hayvan korktular. Ya savunmak komşunun için köpeği ya. Mecbur kaldılar. Hayır, onu da kabul etmezdik. Bunlar da koruma belki altında savunmak için diye, hani kendini korumak için diye ki onu da kabul etmek. Ya benim artık lütfen çıkartın artık diyor bu yasayı da ama evet. Yani söylüyoruz da bir tek ben söylemiyorum yani bütün ülke bunu söylüyor. Yani lütfen bu da ne çıkmaz yasaymış. Hani ne var yani ne çıkmaz yasaymış. Hiç abartmaya da gerek yok. Bak ben hiç böyle hayatımda da sadeliği seviyorum. Hiç abartmaya gerek yok. Türk Ceza Kanunu niye biz sadece insanlar için ki orada yani tamam var canlılar için ama cinayetle ilgili yok mu kardeşim kanun? Yanına
insanlar ve tüm canlılar diye yaz. Millet de artık yani kuşun kafasını koparmasın, kediyi tekmelemesin, bilmem neye bilmem ne yapmasın. İnsan için ne ceza veriyorsa hayvan için de aynı cezayı ver. Hayvana yapılan eziyette, cinayette de aynı cezayı verin. Çıkın işin içinden ya. Vallahi ben meclise olsam yemiştim hepinizin başının etini yani. Oturamazdınız orada. Ya tuttuğumu götürürdüm. Hadi gelin artık oylayalım. Hepsinin de istediğinin farkındayım. Evet. Oradaki vekiller bizden farklı mı düşünüyorlar? Onlar da insan evladı. Yani bizi idare etmek için oraya geçmişler. Benim vicdanımdan daha az vicdanlı değiller elbette. Ama neyi beklediklerini anlamıyoruz. Birisi çıksa, bunu açıklasa, hani en azından ikna olalım. Desin ki mesela şu şu maddelerini hala çalışıyoruz gibi bir şey. Biz sizi gönderelim oraya. Beni mi? Evet. He. Meclis TV, oturup Meclis TV izlersiniz. Ben işimden çok memnunum. Herkes işini yapsın. Onlara da o mecliste olan da yarısından fazlası da hani bizzat görüştüğüm dostlarım. Çok da saygı duyuyorum hepsine ama o yüzden zaten bu rahatlıkla konuşuyorum. Artık sayın vekillerim girin şu yasayı oylayın. Biz de şöyle milletçe derin bir oh çekelim. Lütfen çok rica ediyorum. Ben burada olayım, ben burada olmaya devam edeyim hocam. Yani siz programınızı yaparken aynı zamanda milletvekili olun demeye getiriyorum. Biliyorum hocam ama benden vekil olmaz. Olur. Herkes kendi işini yapsın. Herkes olur. Kendi işinde çok daha başarılı olabilir. Çok da güzel oranın olur. Da Ankara'nın da başka protokol düzeni var. Beni protokol düzeni içinde hayal edebiliyor musunuz? Ben ve protokol. Hiç yan yana gelmeyecek iki şey herhalde. Neyse, herkes kendi işini yaparken hayata, topluma, ülkeye yardımcı olabileceği bir alan açabilirse en önemlisi bu. İşte gülüyoruz, ağlıyoruz. Tilki amca... Tilki abi mi diyordu? Tilki kardeş. Bayıldım size gerçekten. Allah uzun ömürler versin. Sizin gibi insanlar hayatımızda çok daha fazla olsun inşallah. Efendim ve 3 yıl 8 aydır kayıp olan Hasan Kiraz'la ilgili gelişmeleri dün size aktarmıştık. Aslında Sakarya Organize Şube'nin operasyonu tamamen bir sigorta dolandırıcılığıyla ilgiliydi. Aylardır takip ettikleri ve bir çete olduklarını düşündükleri bir organize suç örgütünü çökertmek için çabalıyorlardı ve dün Sakarya Cumhuriyet Başsavcımızın talimatıyla tam 14 gözaltı oldu. 14 gözaltının içinde 3 gözaltı bizim çok dikkatimizi çekiyor. Bunlardan bir tanesi abisini aramak için stüdyomuza gelen biliyorsunuz abi Hüseyin Kiraz. Diğeri benim kardeşim kaybolduktan sonra kardeşimin hesabına yatan sigorta parasının kaybolmasına neden oldu diyen Niyazi. Diğeri de aracı olduğunu söylediği Süheyla. Şimdi Süheyla, Niyazi Bey yayınımıza da bağlandığında evet bizim aradığımız Hasan Kiraz'ın cinayete kurban gittiğini söylemişti ve bu cinayeti ailenin işlediğini iddia etmişti. Ailenin işlediğini sana kim söyledi dediğimizde de bana bunu Süheyla söyledi demişti. Şimdi organize suç ekibi ayrı bir ekip, asayiş tabii ayrı bir ekip. Ama çok teşekkür ediyorum Sakarya'ya gerçekten. Sayın Başsavcımız başta olmak üzere, Sayın Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere. Bu işlerde arada girince, telefon dinlemelerine bu konularda takılınca dediler ki karşım burada bir kayıp var. Kuvvetle muhtemel de cinayete kurban gitmiş. Hadi onu da çözelim. İşte bantlarımız var. İzleteceğim size. Sadece şunu söyleyeyim, tabii hani soruşturma sürüyor ama anladığım kadarıyla Süheyla dökülmeye başlamış. Artık i̇nşallah, herkes ona göre. İnşallah. Allah'ım yardım etsin Allah'ım. Evet. Başka bir şey deme. Süheyla cinayet, Niyazi diyordu ki Süheyla bana öldürüldüğünü söyledi. Affetti. Peki Süheyla'ya kim söyledi öldürüldüğünü? O nereden öğrendi? Yani bilemiyorum. Bir ara verelim. Aradan sonra bandımızla döneriz. Tutuklanma bantlarımız var, gözaltı bantlarımız var. Muhabirimiz canlı yayında olacak az sonra. Hepsini izleteceğim size. Bu çocuk bu paralar alınsın diye mi ortadan kaybedildi? Yoksa ortadan kayboldu diye sigorta parası çalındı mı? İki hikmetten biri. 3 yıl 8 ay sonra operasyon. Canlı yayında gözaltı. Ekipler stüdyomuza da giriş yaptılar. 15'te sensin. Ne söyledi, kimi suçladı? Kardeşinizin kaybıyla bir ilginiz var mı?
Geçirdiği trafik kazası sonucu hak kazandığı yüklü tazminat parası yüzünden ortadan kaldırıldığı tahmin edilen 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın kaybıyla ilgili 3 yıl 8 ay sonra düğmeye basıldı. Hasan Kiraz trafik kazası geçiriyor, sigorta şirketi devreye giriyor ve ona bir tazminat ödüyor. Çocuk birdenbire ortadan kayboluyor. Kaybolduktan sonra çocuğun o sigorta parası da bankadan çekilmiş. Parayı çekmeye başlayan aslında abi Hüseyin. Daha sonra ortama diyeyim, Süheyla ve Niyazi isimli iki kişi daha giriyor. Çok büyük mağduriyetler yaşandığı iddia edilmişti. Niyazi'nin de dahil olduğu organize suç şebekesi iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Sakarya'da organize bir suç şebekesine yönelik operasyon sırasında gözaltına alınan sigorta aracısı Niyazi Demiröz'ün verdiği ifade üzerine önemli gelişmeler yaşandı. Telefon dinlemelerinde, teknik takipte Niyazi Hasan'ın kaybından da bahsetmiş. Bu sefer onlar da bakmışlar, bu Hasan kim? Bakmışlar, bizim programı bulmuşlar. Bantları izlemişler. Hani bir taşla iki kuş vuralım diye düşünerek bu kaybı, ki kuvvetle muhtemel artık kayıp dememek lazım, bu da bir cinayet oldu ortada. Bu cinayetin bu organize şebekeyle ne alakası var? Şimdi onun araştırması içindeler. Programımızda ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin dolandırıldığı kaza sigortası parasının bir mağduru da Hasan Kiraz mıydı? Sen işin içinde ne kadar kaldın kalmadın bilmiyorum ama sen de işin içindesin. Resmen kardeşinin parasını çaldığını itiraf ettin yayında. Ya hata yaptım. Onun da ifadesi Hasan'la ilgili alınırken eminim o da senin hakkında yayınımıza yaptığı iddiaları da yine Emniyet Müdürlüğü'nde tekrarlayacaktır. Şimdi artık hani emniyetin devreye girmesi gerçekten iyi oldu. Onun iddiası da şuydu. Senin Süheyla ile arkadaş olduğun ve Süheyla'nın kendisini ailesi öldürmüş. O yüzden sen de rahat rahat parayı çekebilirsin dediğidir. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, sigortacı Niyazi'nin ardından Hasan Kiraz'ın kaybında ismini sıklıkla duyduğumuz bir diğer isim Süheyla'nın da gözaltına alındığını duyurdu. Dalaman'da Süheyla olarak tanıdığımız, artık sigortacı mı diyeyim, sigorta danışmanı mı, o da gözaltına alındı. Evet, gerçekten alkışı hak ediyorlar. Olayın en başından beri özellikle... Kolay bir iş değil aslında bu. HTS kayıtları, onlar bunlar, hangi telefondan ne çekildi falan. Süheyla alındığına göre sıra sende. Bütün bu sorgulamalar ve gözaltılar içinde Hasan'ı da kim öldürdü, o da ortaya çıksın. İnşallah çıksın. Kardeşinin hesabındaki parayı usulsüz bir şekilde çektiğini kabul eden abi Hüseyin Kiraz, tek hatasının bu olduğunu savundu. Tamam, bir hatam var, ben kabul ediyorum hatamı. Benim yaptığım çok büyük bir hata. Ama ben kesinlikle... Kardeşime para için hiçbir şey yapmam. Yaptığın ama doğru bir şey değil. Doğru bir şey olmadığını ben de biliyorum. Bak, senin kardeşinle ilgili anlatılanlar da çok hoş değildi. Senin eşin de söyledi, rahatsız ediliyordu vesaire tamam, falan diye. Tamam, yani doğru, sen de kardeşinden çok mutlu değildin. Orada bütün bunlar yaşanırken o kaybolup bir de senin kardeşinin banka hesabına girip parayı çekme, insanın hakkında şüphe uyandırır mı? Sen benim yerimde olsan şüphelenmez misin? Şüphelenmez. Yani kendini bir çukurun içine attığını kabul et. Ediyorum. Ben onu kabul ediyorum. Yayınımız sırasında bir gelişme daha yaşandı ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma çerçevesinde abi Hüseyin Kiraz'ı canlı yayında gözaltına aldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler stüdyomuza da giriş yaptılar. 15'te sensin. Seni de uğurlayalım o zaman. Teşekkür ediyorum ben de emniyet mensuplarına. Malumun ilanı. Hayır, niye olduk şimdi, bu anlamadım yani. Hırsız mı? Evet, hırsızlık. Bunun adı hırsızlık ama arkadaşlar. Ama tehditle yaptırıldı. Tamam. Tehditle gidip jandarmaya söyleyecektiniz daha ilk gün paradan. Ben kabul ediyorum hatamı ama esas olayın başlangıcı Niyazi Demiröz'dür. Kardeşinizin kaybıyla bir alakası var mı? Olup olmayacağını onunla alakalı bir bilgim yok. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü.com dolandırıcılık mağdurları bize ulaşsın diyorlar. Dosyaların birleştireceğini söylediler. Bizden harika. De bunu duyurmamızı rica ettiler. Gerçekten harika bir haber. Hüseyin Kiraz stüdyomuzdan Sakarya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden gelen ekipler tarafından gözaltına alındı ve sağlık kontrolüne götürülüyor. Sigorta aracıları Niyazi ve Süheyla'dan sonra kayıp dosyasının en kritik ismi Hüseyin Kiraz da Sakarya'ya doğru yola çıkartıldı. Hasan Kiraz'ın kaybıyla ilgili gözaltına alınan abi önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Nefes yayın kirazın sorgulanmasına kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde başlanacak. Muğla Dalaman'da gözaltına alınan bir diğer şüpheli Süheyla Yılmaz da Sakarya'ya getirildi. Süheyla Hanım, gözaltına alındınız. Bir şey söyleyecek misiniz? Hasan Kiraz'ın kaybıyla ilginiz var mı? Niyazi Bey'in iddialarıyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yıl 8 ay önce kaybolan 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın kaybındaki 3 şüphelinin sorgusu Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde sürüyor. Evet, dün de karmaşık duygular yaşadık. Çünkü aile daha evvel de programımıza konuk olduklarında oğullarının kaybı, ki cinayete varan bir kayıp olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Onun çözümlenmesi için stüdyomuzdaydılar. Bağlantılı olduğunu düşündüğünüz, yani bir de aynı zamanda da bir dolandırıldığınızı iddia ettiniz. Siz iki şey için geldiniz buraya. Evet, evet. Hem çocuğumuz kayboldu, onun ardından da dolandırıldık iddiasıyla yanımıza başvurdunuz. Tabii ki büyük bir dolandırıcılık çetesinden bahsediliyor. Şu an gözaltında 15 kişi var. Gözaltında olanlar serbest bırakılır, konuyla ilgileri yoktur, vardır, biz onları bilemeyiz. Soruşturmanın sonunda ortaya çıkar ama Türkiye'nin dört bir yanında benzer kişilerden aynı şekilde dolandırıldıklarını iddia ederek savcılığa, emniyete başvuran çok sayıda kişi olduğunu biliyoruz. Yayınımızda da işledik. Dün de yine arayanlar oldu. Sakarya dedi ki lütfen Sakarya Emniyet Müdürlüğü lütfen değişik illerine başvuruları da bize yönlendirin. Biz bütün dosyaları birleştireceğiz dedi. İzleyicilerimizden birçoğu da Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak daha önce yaptıkları şikayetleri gönderdiler, ilettiler. Hani orada bir çalışma sürüyor zaten sigorta dolandırıcılığı ile ilgili. Ama şimdi bizim konumuz, hani onlar yakalandı diye sevinemediniz. Neden oğlunuz da gözaltına alındı? Çünkü konu şimdi sizin oğlunuzun kaybına döndü. Sizin oğlunuz kaybolduktan sonra siz mi dolandırıldınız, yoksa sizin oğlunuz öldürüldü parasının elinden alınması için mi? İşte o çok ince bir çizgi orada. Önce kayboldu. Paradan önce kayboldu benim çocuğum. Oğlumu da yem olarak kullandılar. Benim çocuğumu da yaktılar ara yerde. Ben oğlumun öldürümünden şüphelenmiyor ama yem olarak kullandılar. Benim çocuklarım... Bunun içine Süleyla da galiba. Ben Süleyla'ya... Ekilerdir. Hiç hani daha da sen vermişsen bunu yaptın diye ben çocuğuma hiçbir şey yapmadım. İsterseniz tek tek konuşun ki anlayalım. Efendim, hanginiz başlarsanız. Evet. Hani abiden hanımına şiddetle şüphe ediyorsunuz ya. Hiç benim hanıma şüphe, hani şey yaptın diye hiç benim çocuğum abisi hiçbir şey demedi. Benim çocuğum etle tırnaklı benim çocuklarım. Birbirini çok seviyorlar. Onu bugün yem olarak kullandıklarını düşünüyorum. Geldiler, öğlen çay içildi, oturuldu, konuşuldu. Ta akşam üstüne kadar beraberdik biz hep çocuklarla. Yanında yine akraba, hem akraba hem komşular vardı dikme kavakta otururken. Onlarla beraber geldiler. Ya orada telefon konuşmalarında bir sıkıntı olduğunu siz de kabul edin. Yani şimdi sen diyorsun ki benim oğlum babasının yanındaydı. Evet. Beni aradı. Babasının yanından çıkacağını söyledi. Hayır. Söylemedi. Oradan ben... geleceğim demedi mi? Hayır. Hı. Demedi. Babasına demiş onu ben eve gideceğim diye. Ben önce aradım da beraber gittiler evden. Baban yanında mı çocuğum dedim. Babamın yanındayım dedi. Babana yardım et dedim ben hani. Tamam anne dedi. Bundan bayağı bir sonra çıkmış babasının yanına eve gideceğim diye. Eve de gelmedi. Ben evdeyim. Sonra sen aradığında kimin yanındaydı? Ben aradığımda babasının yanında. Benim yanımdaydı. Ben ona ilgilenmesi için hani sıkılıyorum diyor ya. Ufak tefek iş veriyorum hani yapsın meşgul olsun diye. Onun biraz yaptı. Dedi baba dedi bana dedi 100 lira para versene dedi. Oğlum ne olacak para dedim ben. Ben dedi diskoya gideceğim dedi. Dedim ben oğlum şu anda sen hani diskoya nereye gideceksin? Keşke para olduğunda dedim ben beraber gidelim. Ben seni götüreyim diskoya dedim. Ama köyde de disko yok ki zaten. Yok. Başka yere gittik. Aklına geldi. Daha sonra aradan az bir zaman geçti. Baba dedi ben de eve gideceğim dedi. Git oğlum dedim ben. İşte sizin çalıştığınız yerle zaten siz de aynı köydesiniz. Aynı köydeyiz. Yani köyde bir yerden çıkıp kendi köydeki diğer yerine gidecekken arada kayboluyor.
Hiç gören yok. Risale'de Galip Aydın görmüş işte. Yola çıkarken Galip Aydın görmüş. Elinde su deposunun olduğu yerde. Sallana sallana geliyordun diye. Nereye gidiyor? Hani? Ondan sonra kayıp. Yine yok. Köye. Köyde be, köyde. Babacana tamam. Çıkmış. Ha, işte köyün içinde. Ha, köyün içinde. Ha, köyün içinde. İnerken görmüş hani o da balya yapmaya gidiyormuş yukarı Kızılgaya köyüne traktörünle. Ama bu çocuk o köyün içinde öldürüldü. Sonra köyün içinde öldüren kişi 10 gün sonra telefonunu açtı. Açtı. Yani tekrar sinyal verildi. Tekrar açtı. Açıldı sonrasında ama... da işte o telefonla... Çaldı da işte açılmadı. O telefonla daha sonra da parası çekildi. Yani anlatabiliyor muyum? Siz üzülüyorsunuz evet. Ama hani... Hani baktığın zaman hani olaya bir fotoğraf çekersen bu. O arada tabii ne oldu? Kim aldı onun telefonunu? Ne yaptı? Ne sonrasında verelim? Telefonla bu paraları çekilmeseydi hiç problem olmayacaktı. Öyle değil mi? Evet. Sonra siz de şeytan dükkü anladığım kadarıyla. Zaten bu Niyazi gelmese bu işin hiçbiri olmayacaktı. Evet. Yani niye ben buldu gelsin? Buldu geldi. Süveyli Hanım buldu geldi. Getirmesin. Niye getirmiş? Bizim bulmuş. Gaya dibine dolandırılacak. Onun parası yerinde duracaktı. İşte Niyazi'nin ne zaman geldiği mesela benim kafamda hala bir soru işareti. Bende de oturmadı. Tam netleşmedi. Para yani önce kaybolmadan önce mi? Kaybolduktan hemen sonra mı Niyazi ortaya çıktı? Yoksa para çekildikten sonra mı ortaya çıktı? Bu hala benim kafamda netleşmiş değil. Hasan'ın yüklü bir para geleceği zaten belli bir şeydi. Zaten tamam. Bunlar para gelmeden. Önce de belli bir şeydi yani. Bunlar da bunu biliyorlardı. Yani tamam, Süheyla zaman... Hanım bunu biliyor. Biliyor. Yani, tamam, sizin de eşiniz bunu çekiyor. Niyazi ne zaman ortaya çıkıyor? Nasıl ortaya çıkıyor? Niyazi çektiriyor parayı. Benim oğlum kendi gelip de para çekmedi. Niyazi çektirdi parayı. Oğlunuz dedi ki, ben parayı çektiğim için Niyazi beni tehdit ederek ortaya çıktı dedi. Ya bak Süheyla söylemiş bu... Zaten o bizim oraya geldi Süheyla bir bayağı bir evvel bunlarla köye misafirim gelecek. İzmir'den misafirim gelecek diye şey edip duru hani. Geri döndüler. Bizden zeytinyağı aldı. Yağı da bunlar götüresi çocuk oraya vardığında gelmiş gari misafiri Süheyla'nın. Niyazi o gelmiş. O misafir geldiğinde senin oğlan ortada mı? Değil yok. Kaybolmuş. Kayıp yok. O iş belki Temmuz Ağustos aylarında. Heh. Niyazi sonra ortaya çıkıyor. Niyazi sonra ortaya çıkıyor. Ama Süheyla buldu geldi. Neyi? Adli tıp. Biz ta Ankara'ya gittik. Hasan yani için sonra adli sonra dediğiniz paranın çekilmesinden sonra mı? Önce. Kayıptan. Kayıptan sonra. Kayıptan sonra Niyazi ortaya çıkıyor. Kayıptan sonra çıkıyor. Sonra Hasan kaybolmadan diyorlar. Hasan burada diyelim tamam mı yanında? O zaman onlar da geliyor. Öyle mi değil yok, mi? Yok değil anacığım değil. Hasan Niyazi'yi tanıyor mu? Görmedim. Tanımıyor. Niyazi geldiğinde Hasan yoktu. Yok, kayıptı. Görmedik. Hı. Tamam. Yani çocuk önce kayboluyor. Evet. Aynen. Ki bence öldürülüyor. Sonra Niyazi ortaya çıkıyor. Evet aynen. Tamam. Aynen. İşte şimdi Niyazi de diyor ki ben evet. Yani yaptım demiyor da. Hani belli yani bazı şeylerden. Onlar ortaya çıkar. Ortaya çıkınca konuşuyoruz. Hayır. Ama Niyazi de diyor ki hani ben onlarla tanıştığımda bana Süheyla dedi ki ailesi öldürmüş. O yüzden hani rahat. Biz neyi öldürelim? Biz benim çocuğum 38 gün yoğun bakımda yattı. 38 gün abisi hastanenin önünde arabada yattı. 8 gün mü kaç günde çocuk... Peki köyde niye böyle konuşuluyor? Ne düşünüyorsunuz? Mesela sana sorayım sen gelin olarak. Ya zaten... Yani köyde de... Zaten... Yani röportaj da yaptığımızda hep ailesi öldürdü. Tamam. Hep ailesi. Dedesi nenesi başta. El değil. Evet. Başta onlar ne ediyor? Çekemedi bizi işte fabrikacı dedeyle bizi hani bize yardımcı olduğunu çekemedi kendisi. Ondan yaptı attı bize bir suçu. Bizim çocuğuna bizim neye bizim bir şeyimiz olsun çocuğumuzla. Kayınpederin kayınvaliden başta olmak üzere. Köyün bir kısmı da bu cinayeti bildiğinizi ya da işlediğinizi düşünüyor. Benim anlamadığım Mesut Kaya aramıştı. Hüseyin öldürdü diyerek bağlandı. Nereden biliyor? Arasın bir daha veya sorguya alınsın o da. Ona sorulsun. O nasıl biliyor da Hüseyin öldürdü diyor da bağlanıyor. Ve Hüseyin aramadı diyor aramalarda. Benim aklımı kurcalayan bu. Benim çocuğum 15-20 gün işi benim, bıraktı. Ama yok, benim sorduğum başka bir şey. Şimdi senin bizzat kayınpederin, ya senin baban
Ben yine Zora'nın baba değil. O nasıl bana 80 milyonun içinde gelinim demeye utanıyorum dedi. Ben de anne baba demeye utanıyorum. Beni kimiyle görmüş? Ha, kimiyle görmüş beni? O dede 70-80 yani yaşında. Benim yaşım 60. Ha. Yapsın. Hı. Ben de ana baba demem inden sonra bitti o iş. Anladım. Ha, ben de ana baba demem. Yani bir tek onlar da değil. Niye köyün bir kısmı bunu düşünüyor? Yani siz de aradan geçen zaman içinde oturup konuşmuşsunuzdur kendilerinize, düşünmüşsünüzdür. Biz hiç, biz de bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Sade işte o Ayşeler var orada biziyle uğraşan. Hadi. Müge Hanım, bizim köyde öyle bir adet olmuş ki bir kişi bir kişiye mesela yardım amacıyla veya ki komşuluk amacıyla bir yere sürekli gelip gidersen onu şey yönde düşünüyorlar, ters yönde. Hemen adını çekiyorlar. He. Öyle bir adet haline gelmiş yani. Bu dedikodu oluyor yani. Evet, dedikodu. Her yerde oluyor. Mesela bir tek sizin köye ait değil. Yusuf Aydoğan konusu geçti. Yusuf Aydoğan benim nazarımda yani ahlaki yönünden benim için yani yaptığı hareketler, konuştuğu konuşmalar dolayısıyla benim yanımda yani ahlaklı bir kişi değildir. Onu babam kendi evladı gibi savundu. Ben burada 80 milyon kişi içinde ekmek vermezler, yemek vermezler diye hitap etti. Ben ailem beni besliyor. Ben de ailem besliyorum. Bana babam mı bakmışım diye kadar önüme yemek sürmüş. Ya bu yani dini konunun ahlaki yönünden köyümüzde dedikodu bir numara. Bir numara yani. Bundan dolayı tamam, keşke yapılmasa da tabii insanların birbirleriyle fazla sık görüşmesi dedikoduları yol açar mı? Açar. Keşke yapılmasa olmasa ama oluyor mu? Oluyor. Orası ayrı bir konu. Ama tutup da hani aile öldürdü çocuğunu demek başka bir konu. Tabii başka. Niye ben biz? Ben bir şey duydum, onu da söyleyebilir evet. miyim? Bu Mesut Kaya, Süheyla, Mesut Kaya'nın evi var. Süheyla Yılmaz, Kaya dibinden ev tutmak istemiş. Ve Mesut'la görüşmüşler. Ben onu sordum, Süheyla Hanım'a hayır dedi. Ama biz böyle bir şey duyduk. Neden senin evini tutmak istedi denildiğinde, duyduğuma göre söylüyorum. Hasan'a daha yakın olabilmek, onu takip edebilmek için diye duydum. Ne kadar doğru, ne kadar yalan bilemem. Süheyla mı demiş Hasan'ı daha yakından takip evet. edebilmek? Niye takip ediyor? Köyden bir yer bulup, hani bilmiyorum artık. Kaçırmak için mi? Daha yakın gözden kaybetmek için mi? Orasını bilmiyorum. Hani... Net bir bilgi değil. Sadece kulağıma gelen bu. O Mesut da senin kocanı cinayetle suçlayan Mesut. Evet. O Mesut da ailesi öldürdü diyen Süheyla'ya evini vermek için görüşüyor. Evet. Ha. Öyle duydum. Programda ben buraya... Bir muhabirimize bağlanalım. Neler oluyor Sakarya'da bir öğrenelim. Burak Çeliksoy. Burak'cığım günaydın. Bir seste bir sıkıntı var herhalde. Bir daha bağlarız. Gerçekleşen operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alınmıştı. Dün gerçekleşen operasyonla biri stüdyomuzdan olmak üzere iki yeni gözaltı daha gerçekleşmiş ve gözaltındaki kişi sayısı 15'e ulaşmıştı. Şu anda Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde hareketlilik devam ediyor ve büyük dolandırıcılık operasyonu ile Hasan Kiraz'ın kaybının kesiştiği noktada gözaltı sayılarının artması ve soruşturmanın derinleşmesi bekleniyor. Biz de gelişmeleri Sakarya Emniyet Müdürlüğü önünde yakından takip etmeye devam ediyoruz Müge Hanım. Evet, şu an 15 kişi gözaltında. Burak diyor ki yeni gözaltılarda olması düşünülüyor diyor. Soruşturma sürüyor. Dediğim gibi bu 15 kişinin büyükçe bir bölümü bu sigorta dolandırıcılığıyla. Bunun adını tabii böyle mi onlar niteliyorlar bilmiyorum. Yani biz programda bu kısmını evet. işlediğimiz için böyle söylüyoruz. Adım ama orada var. Hep yani bize de başvurular olduğunda bilmiyorum Sakarya'nın hangi konuyu bizzat takip ettiğini açıkçası. Tabii soruşturmada gizlilik var. Biz ancak kendi elimizde olan kadarını bilebiliyoruz. Ama orada insanlar vefat ediyor. Vefat edildikten sonra paralar alınıyor. Burada başka bir şey var. Burada sizin oğlunuza para geleceği belli. Belli. Evet. Süheyla zaten para geldi mi seni nereye diye bir yere gezmeye gideceğim. Sen değil edirdin. Hep gördüğü yerde Hasan'ı.
Ya İtalya'ya mı diyeydin? Hasan'a mı yere... dedin? Hasan'a. Hasan'la gezmeye mi gidecekler mi? Ha, gezmeye götüreceğim seni diyeydi. Para geldi mi gezmeye geçeceğiz seninle derdi. Ay ne paraymış. Lanet gelsin. Keşke vermeyeydin. Ya keşke. Lanet gelsin. Bu kadın gelip de bizim yanımızdan bu işi çıkarmasa biz bu işi hiç bildiğimiz yok Müge Hanım. Hiç bilmiyoruz biz sigortadan böyle kazadan para geleceğini şeyi. Bu kadın kendisi geldi. Bayram Bulut getirdi bunu. İkisi beraber geldiler. Girdiler bizim içimize. Ha, biz bilmiyoruz bu işi. Keşke para gelmese de benim çocuğum yanımda olsaydı benim çocuklarım. Ben bunu isterim. Ben başka bir şey istemem. Ne olacak para? Biz iyi kötü çalışıyoruz, çapalayız, geçiniyoruz. Kendi ekmeğimizi kendimiz kazanıyoruz. Ha, benim çocuğum şimdi kiralık evde oturuyor. İki tane ufak çocuğu var. Yazık değil mi benim çocuğuma? Çocuğum biri kayboldu, biri oran gitti tutuklandı. Yok canım, bu tutuklama değil sonuçta. Gözaltına alınır. Verilen ifadede bir suçu ortaya çıkmazsa da bırakılır. Şu anda 15 kişi gözaltında. Suçu olmayanlar tespit edildiğinde bırakılırlar. İnşallah. Suçu olan varsa İnşallah. Tutuklansın tabii. Ben çocuğumun hiç bu işte bir şeysi yok. Ama değil bak hayatım ama bak o para senin kaza geçiren çocuğuna verilmişti. Evet. Diğer çocuğunun hakkı değildi. Sen de orada anne olarak oğluna söylemeliydin. Bu senin paran değil. Benim çocuğumu yem olarak kullandı Niyazi Efendi. Anlıyorum ama mesela siz birbirinizin evde çantasını karıştırır mısınız? Ben annem öyle bir eğitmişler ki şu yaşımdayım. Hani çantasından bir şey alsam ne olacak? Hiç aynı evde. Ama alamıyorum. Bizde de. İlla ki çantasını alacağım. Götüreceğim neredeyse. O içinden alacak. Öyle tekrar yerine koyacaksın gibi. Benim, böyle bir eğitimimiz var. Benim çocuğum da öğrendi evde. Ha, tamam, ama ama işte hayatım ama nasıl o zaman gidiyor da kardeşinin banka hesabına giriyor? Ne edecek? Çocuğum iş yerine durdurmamış. Niyazi telefona. Bir de işte Goygar bilgiye girilmiş. Bilgiden 20 milyar para alacağımış. Bir geldiğinde bizim yanımızda ben ne bileyim ne kadar para alınacağını bize akşamı geri hani ortacıya getirecek oldu. İlk geldiler öyle. Bak şunu soruyorum. Niyazi, özellikle geline soruyorum. Sen biliyorsun bu işleri. Niyazi bizi tehdit etti, biz o parayı çektik diyorsunuz. Evet. Biz şunu anlayamadık. Anlayanınız varsa bana anlatsın. Niyazi sizi niye tehdit etti? Paranın usulsüzce yatırıldığı için. Sizi ilgilendiren bir mevzu yok ki burada. Bizi ilgilendiren mesele şöyle. Ha. Biz avukata Hasan'la ilgilendikleri için para vereceğiz. Biz de veremeyeceğiz o parayı. O para gelecek ki gelsin dedik. Ama Hasan para... olsa da olmasa da. O parayı ama öyle değil ki. Zaten. O para geldiği zaman avukat alacak. Para ne zaman tamam, gelecek evet. Avukat o zaman alacak. Evet. Sizi bağlayan hiçbir konu yok ki. Ama işte paranın yatmaması gerekiyor. Hasan olmadığı için. O borç Hasan'ın borcu zaten. Hasan ortada yoksa avukat da o parayı alamayacak. Yani onları borç da sizin değil. Bakın o, ne bileceğiz. Borç sizi ne yatan para sizin. Olayın sizinle hiçbir alakası yok ki. Sadece kardeş olmanız sıfatıyla olaya dahil oldunuz. Borç da sizin değil ki. Borç sahibi de ortada yok. Ya yani onlar bize sormadı zaten. Yapılıyor. Yatan parayı aldılar. Biz de geri kalanla ilgilenmedik. Hasan'ın sonuçta değil mi? Bak şunu söylemeye çalışıyorum. Anlaşma şöyle yapılıyor. Avukat diyor ki ben size şuradan şu parayı alırım. İçinden de şu kadar yüzdemi alırım. Yattıktan tabii, sonra. Doğru. Tabii tamam. Yattığı zaman alacak. Evet. Eğer kayıpsa, ortada yoksa o parayı almaz. Ha ya da şöyle olur, bilemem onun usulünü. Sigortacı değilim ben, sigorta şirketi. O yatılır oraya, avukat alır, aradan kişi alır. O para daha sonra kayıp ya da cinayet ya da öldürülmüş mirasçılarına pay edilir. O konu ayrı. Yani avukatın para alıp almaması niye sizi bağlasın da Niyazi sizi tehdit etsin? Ama ne diyeyim ya? Dedim ya, siz kayıp ilk geldiğinizde Niyazi... Hayır ama siz buraya ilk geldiğinizde bana şunu demediniz. Niyazi bize avukata para verilsin diye tehdit etti demediniz ki. Hayır, Niyazi zaten... Biz parayı çektik, çektiğimizi bilince siz usulsüzce o paradan 20 bin lira çekti diye Niyazi bizi tehdit etti dediniz. Tamam, bağlantılılar zaten. Süheyla abla o adamı buldu geldi. O Süheyla ablayı tehdit etmeye başladı. Siz bu parayı usulsüzce yatırdınız diye. Niyazi önce Süheyla'yı tehdit evet, etti. Evet, önce onları tehdit etti. He. Sonra Hüseyin etme eyleme dedi. Şuna ver parasını defolup gitsin dedi başımızdan. Yani içinden paralarını aldı Süheyla ablayla Onur Bey. Ondan sonra geri kalan adam öğrendi tabii o sırada beraberiz hep. Siz ulaşmışsınız. Hı. Nasıl ulaşırsın? O para usulsüz yattı.
O yüzden tehdit ettiler. Bize bile dedik ama öyle geldiğinde. Ama 20 bin lirayı çektik verdik Niyazi'ye. Niyazi de onun karşılığında bize senet verdin diyor. Tehdit parasına senet alındı. Nerede görülmüş? O da kendini garantiye alıyor işte. Siz kendi isteğinizle aldınız, ben de sizden senet aldım diyor. Hayır canım, seneti veren Niyazi değil mi size? Evet. Tamam, senet şu demek. Beraber 20... senet mi ne bilmiyorum. İsmi yazıyor, bir de miktarı yazıyor. E tamam ama yani ben senden bir para alıyorum, sana geri ödeyeceğime dair senet veririm. Ben seni tehdit edersem tehditle aldığım paraya senet niye yazayım ki ben? Bilmiyorum. Kendini i̇şte oralarında bilmiyorum. Var bir gariplik işte. Yani Niyazi'nin ya hatırlamıyorsunuz ya hatırlamak istediniz bilemiyorum ama bir gariplik var. Durumu izah edemiyorsunuz. Bize bile dedik öyle geldi Niyazi'ye. Ne haktan dolayı, hangi yani ne istedi de olmadı bunun karşılığında tehdide girişti. Ben bu parayı dedi sigorta şirketine telefon ederim çektiririm dedi ama ben yapmam geri dedi. Geri çektiririm dedi. Alan paraları da Söyle ablayla Onur Bey'in yatırılan onların aldığı parayı da siz ödemek zorunda kalırsınız dedi. Onlar nasıl parayı çektiler peki? Önce avukata yatıyor. Avukat da üstüne düşeni alıyor, Hasan'ın hesabına atıyor. Geri kalanı. Vekaleti olduğu için muhtemelen. Bak şimdi. Para geldi. Para değil, şimdi tam netini koyacağım. Para 300 bin lira geldi diyelim. 300 bin lira çıktı. Avukatla siz baştan anlaşmışsınız. Avukat demiş ki ben %10'unu alırım mesela. 300 bin liranın kaç %10'u? 30 bin lira. Süheyla demiş ki ben de %10'unu alırım. 300 bin lira. Bu anlaşmalara göre hani siz hani Ahsu Kaptan Dörsel'in ne denir? Ahsu Kaps'ı deniyor. Ahsu Kaps. Para çekmeye çıksın. Para yetkisini de sen avukata verirsen, avukat bu para çıktığında alır o parayı. Sonuçta avukat bu yani en güvenilir kurumlardan, şeylerden biri. Kişilerden biri. Şimdi avukat parayı çeker, 30 bin lirayı kendisine alır, 30 bin lirayı da ötekine verir, geri kalan parayı da ailenin değil bizim kayıp Hasan'ın hesabına yatırır. Olay bu. Evet, aynen. Şimdi bütün bunlar olurken Hasan aslında kaybolmuş. Hasan'ın kayıp başvurusu olmuş. Orada başka bir işlem yürüyor. Şimdi herkes birbirinin sistemini göremiyor. Sigorta şirketi başka bir kurum. Devletin sistemi başka bir kurum. Yani sigorta şirketi girdiği zaman bu adam da kayıpmışa bakmaz. Hoş bence bu sigorta şirketini de bağlamaz. Çünkü kayıp olarak parasını o yatırır. Kayıpsa 5 yıl beklenir. Mirasçılarına kalır. Öldürüldüyse yine mirasçılarına kalır. O başka bir şey. O sigorta şirketini bağlamaz. Sigorta şirketi bu parayı yatırdı mı avukata? Avukat aldı size yatırdı mı? Evet. Tamam. Burada sizin tehdit edileceğiniz ne gibi bir konu var? Niyazi almak için işte bir şeyler uydurmuş. Adam diğerlerine yaptığı gibi. Belki 2 sene önce telefon etti adam Hasan'ın işini ben üstlenem dosyasını diye. Ha çünkü paranın geleceğini görüyor. Hattın Niyazi mi? Niyazi. Ha bir dakika. Yani tabii bu ki. Trafik kazası olduğunda da Niyazi sizi aradı mı? Aradı tabii ki. Telefon geldik de onun aradığını bilemiyoruz ama, yani Müge Hanım. Bak bambaşka bir hikaye var şöyle bunun şey, altında Müge arkadaşlar. Hanım, telefon geldi ama aynen İzmir'den arıyorum dedi. Benim telefonu aradı. Biz onun oldu hani onun adına gönderildiğini bilmiyoruz yani. Telefon geldi ama İzmir'den geliyor. Demek ki yani ben Niyazi'm diye bildirmiyor telefonda. Sadece çocuğun sigortasını takip edelim diyor. Başka bir şey. Başka bir şey. Ha. Evet. Başka odan bir şey. Dibinden ama bizim parada gözü varmış çocuğumun parasında. Yani tamam avukat, ama avukat rahmetli Hasan'ın adına parayı yatırdıktan sonra sizler o paraya el vurmasanız işte nasılsa gelecek Hasan geldiğinde evet parasına sahip olur tabii diye düşünseniz hiç bir problem yok. Evet. Biz yine de parayı problem sizin Hasan'ın bir daha dönmesi mümkün değil diye düşünerek yok parasına el atmanızda. Hiç öyle bir şey değil bizim aslında. Öyle. Yani gelecek bir adamın parasına niye el atacaksınız? Ama bak tehdidin nedenini siz buraya 5 ay evvel geldiğinizde tehdidin nedeni şuydu. Karı koca gidip 20 bin lira çekmiştiniz. Niyazi bunu öğrenmişti. Bak hayatım ben falan atacağım. Ben senin söylediğini söylüyorum. Yahu siz böyle söylediniz. Ha yeniden polis ekipleri geldiler stüdyoya. Beni almayın sakın. Benim hiçbir suçum yok. Valla sana bir şey ya söyleyeyim mi? Ya ben ne yaptım? Her şeyi zaten anlatıyorum ya. Ben hiçbir yere gitmem. Hoşuna Eyüp gelmesin. Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri gelmişler. Sakarya iline teslim etmek üzere. Hasan Kiraz'ın yengesi Merve Kiraz'la babası Cemil Kiraz'ı gözaltına almak ne vasıfla söyler misiniz? Ne vasıfla? Ben giderim. Ben Allah'tan başka yardımcım yok şu ben anda. Ben miyim hayatım Cumhuriyet Başsavcısı gittiğinde sorarsın. Bir şey yapmadım. Hayır ben ne yaptım? Bir dakika babacığım otur bakalım ya gelsin. Bana bir açıklan yoksa ben gitmem. Valla ister gitmek ben ister gitmem, ister ben çocuklarımı bırakıp ben çocuklar hiçbir yere gitmem. Ne olduysa kim öldürdüyse şuraya çıksın artık.
Yeter! Sağ. Yeter ya, benim çocuklarım var ya. Sakin yeter ol. Yeter ya! Yeter! Yeter! Demircem artık yeter! Yeter! Çıksın artık! Tamam, sen de istersen şöyle cebi... Çıkın ya! Gitmiyorum ben bir yere, ben hiçbir şey yapmadım ya! Benim çocuğum evi ya, annesini, ben çocuğa kim bakacak? Ben nereye gideceğim ya? Ben ne yaptım, ne yaptım? Ne yaptın beni, söylesin, söylesin. Arasın herkes. Buradayım. Hadi gelin polisler, tutun. Ne oldu? Tamam, olay yaratmaya gerek yok. Yani ya, ama artık yeter mi canım ya? Günlerdir biz buradayız. Niye buradayız? Niye buradayız ya? Ya bu çocuk çıksın diye buradayız ya. Ben ne yaptım kocama, aldınız beni, niye alıyorsunuz ya? Hayır, gelmiyorum ya, gidin ya. Ben çocuklarımı bırakıp hiçbir yere gitmem. Tamam, benim biraz sakin ol. Biraz sakin. Şimdi bakın hanım. Beni almaları için benim ne yaptığımı hayatım, söyleyin. Hayatım, bu kararı veren ben değilim. Ama ben söyleyin miyim? O zaman, ben gitmiyorum bir yere ya. Hayır, kimse götüremez ya. Şimdi bakın, gitmem dedik. Ben gitmiyorum. Hadi olmaz. Tamam. Çocuklarımı bırakıp gitmiyorum. Bir dakika, bakın bağırmayın. Yardımcı olayım size. Tamam, bir ara verin arkadaşlar. Bu hareketleriniz mali olmaz. Bir ara verin. Niyazi Bey'in iddialarıyla ilgili ne söyleyeceğim? 212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. İşleyen yarın sizlerden birini görür. Gözaltına alındı. Bir şey söylemiyorum. Suçsuz insanlar bu, bana hak mı ya? Hak mı ya? Evet efendim, tamam Sakarya, biz tamam, görüntü verelim sadece. Sakarya, demin okuyamadım. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kaçakçılık ve organize şube ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Sakarya iline teslim etmek üzere. Bu kez de kayıp Hasan Kiraz'ın yengesi Merve Kiraz'ı ve babası Cemil Kiraz'ı gözaltına aldılar. İfadeleri alınacak. Merve tabii buna tepki gösteriyor ama yani bak hayatım, şöyle bir şey var. Merve de yok, Niyazi'nin telefonunu kullan da yarın bir gün bir şey olursa bizim başımıza bir şey gelmesin de diyor. Merve de yani evinde oturup çocuklarının başında durmuyor. Hasan'ın kaybıyla ilgisi vardır yoktur bilmem. Bu dolandırıcılık şebekesinde vardır bilmem. Benim ama, çocuklarımın hiç ilgisi yok tamam, bu Hasan'ın ama, kaybından. Tamam hiç. Hayatım, ama bir eşin de görevi nedir? Bir eş de eğer karşısındaki kişi yanlış
yola sevk ediyorsa hayır dur yapma. Bak o yine zaman de, diyecekti ona. Demiş, bir dakika yine de diyecekti. Demiş. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var. Biz bu işe giremeyiz. Telefon kartını ona tak bunu tak demeyecekti. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var. Biz bu işe giremeyiz. Hüseyin diyecekti. Demiş ya. Yapma dememiş. Gitme demiş ya Merve. Gel ötek adam durdurdum ben çocuğumu. Gözü kör olasıcık seni. Doymayasıcık seni. Ta koca köyde bizi buldu. Ya yazık oldu. Hakikaten yazık oldu yani. Ben çocuklarım, hani çocuklarım kaldı ya benim? Hani çocuklarım nerede kaldı? Hani çocuklarım annesi gitti çocuklar nerede kaldı Nigar Hanım? Çocuklar da burada hayatım. Sen başındasın babaanne. Benim çocuğum ne yiyecek şimdi? Annesinden süt içeyim benim çocuğum. Tamam göndeririz hemen onu da seninle beraber. Allah'ım yarabbim bu da mı gelecek bizim başımıza? Allah'ım yarabbim. De gözü kör olasıcık seni, gözü kör olasıcık seni bir görsem acaba... Ama bak ablacığım hep söylüyorum şimdi gözaltına alındılar diye hapse tıkılacaklar diye bir kaide yok. Sonuçta evde olsaydınız evden alacaklardı. Buradasınız buradan alıyorlar. Sakarya'dan geliyorlar işte saat kaç bilmiyorum buradan alıyorlar. Nerede olsa oradan alacaklar. Yani itiraz etmenin de bir anlamı yok. Beni de alsa ben giderim orada derdimi anlatırım. Suçum varsa tutuklanırım. Suçum yoksa serbest bırakılırım. Bu sadece yani, gözaltı üzülecek bir şey yok ki. Feryat etmeye gerek yok ki. Nihayet ismi geçmiş belki de bir takım konuları... Açıklığa kavuşsun diye ya zaten götürüyorlar. Benim çocuğumun kartı başkasının üstüne çıkmış. Haberimiz yok. Şeyli yaptırmış. Evveli kontrolün hatlı yaptırmış Hasan. Hat, telefonun hatını. Haberimiz yok. Hat başkasına çıktı. Gelinin de hatı ikiymiş. Tuttular onun hatını kattılar telefonla. Ne var indi bunda? Hat gelinin diye. Hat taktı bir şey yok. Hüseyin, o hatla banka hesabına girmeyeceklerdi. Bak ablacığım sen annesin. Sen böyle söylemeyeceksin. Sen oğluna diyeceksin ki oğlum girmeyecektin kardeşinin banka hesabına. Sen annesin ya. Bizim haberimiz yoktu onun hesabı. İşte tamam gerçek işte. Çocuk çocuğu durdurmamışlar. Hayır tamam Hüseyin işte. Verdiği ifadede belki bir takım konuları eşimle birlikte bilgi sahibiyiz demiş olabilir. Değil hiç. Emniyet de onun üzerine eşinin ve kocanızın bilgisine başvuruyor. Bence Süheyla'dan bunda feryat edilecek bir şey yok. Bence ki. Süheyla'nın ifadelerinden dolayı alınmış olabilirler. Çünkü tabii Niyazi demek ki onu niye almadılar diyor Rami Bey. Ben nereden bileyim? Hayır. Herkes de bana soruyor. Abiciğim bu kararı veren Cumhuriyet Başsavcısı. Hayır hayır o... anlatamadım. Ben zannettim bütün aileyi alacaklar da. Yani ya o bakımdan. İkisine çıktı gözaltı. Bilgi... Ne bileyim ben de şaşırdım. Hanımefendi daha çok bilgi sahibi olarak sorulara cevap veriyor. Babasından çok. Ama o bankadan para çekilirken karı koca ikisi için. Değil ya. Merve yok para çekilirken. Varmış mı Merve'nin fotoğrafı? Şimdi Süheyla Hanım diyor ki demiştir ki ifadesinde yok, büyük yok. Olasılıkla çünkü bunu Merve daha önce de burada söylediği için bu yok. Söylendiği için biliyoruz. Öldürdüler. Öldürdükleri için böyle bir devreye girdik. Benim çocuğum 2 ay bilinci kapalı yattı benim çocuğum yatakta. Ben çocuğumun 3 ay, 4 ay belini bağladım. Ben ayağı şey kırıktı kazasında. Gerçekten üzülecek bir şey yok. Canım şöyle ya. Yok. Suçları yoksa 2 gün sonra da serbest kalırlar. Anlatılar neyin yaşadı. Şu an kimin ne ifade verdiğini bilmiyoruz. Biz programımızda konuşulan kadarını biliyoruz. Niyazi ne dedi? Süheyla bana dedi ki ailesi öldür dedi. Aslında bütün bu gözaltıların o gün yapılması lazımdı. Bundan 5 ay önce. Biz o, yani bu da televizyonda yapılan bir açıklamadır. İhbar kabul edilir. Ha ama dediğim gibi her yediğinde yoğurt yiyişi farklıdır. Biz şu anda Sakarya'da başka bir kaçakçılık organize şube başka bir operasyon yürütürken işler telefon dinlemesinde buraya geldiği için bunları şimdi yaşıyoruz. Niyazi çıktı mı dün dışarıya? Niyazi nerede çıkacak? Niyazi içeride. Hayır. Önce tutuklandığından biz Eylül'de geldiğimizde ondan sonra çıktı mı dışarıya? Burada yakalanan kim idin? Salı gün. Ne? Burada hani tutuklanan kim idin? Kimden İstanbul'da tutuklandı, bilmiyorum. Sakarya'ya gitti diye televizyon... Niyazi'ydi. Demek ki dışarıdaymış. Dışarıdaymış. Ha dışarıdaymış demek. Ama senin oğlun da dışarıdaydı, ben ona da şaştım. Senin oğlunun da ifadesi alınmalıydı en azından. Senin oğluna da işlem yapılmalıydı. Tuttu, anlattı, bankayı kandırdım, onu aradım, onun gibi konuştum. O aldım, o hattı aldım diye. Senin oğlun da o zaman tutuklanmalıydı. Evet, Niyazi tutuklanmalıydı. Gözaltına alınmalıydı. Senin oğlun da alınmalıydı o sırada. Şimdi bak üzücü yani senin oğlum ben kötü bir şey söylemek istemem öyle sana söyler miyim bir anne olarak ama şimdi gerçekte bu yani. Yani yapılmayacak abicim kimse kimsenin banka hesabına giremeyecek. Benim kredi kartım mesela hep Sevcan'ın elindedir buradan söylüyorum ama şifremi de bilir ama bu onun benim kredi kartımdan para çalmasını gerektirmez.
Onun adı hırsızlık. Ben burada cep telefonumu bırakırım. Burada 200 kişiyiz. İçinizden biri gelip alıyorsa Müge bıraktı diye aldı diyemez. Almayacaksın. O zaman sonradan ortadayız. Canımızı da gelip almaya kalkıyor insanlar. Olmaz ablacığım. Sen üzülme. Dur bakalım, her şey ortaya çıkacak. Kim bilir onlar birbirleri için neler söylediler, senin oğlun da dahil olmak üzere. Şimdi de böyle bir şey çıktı. Efendim bu arada bir kaybım var, göstermek istiyorum. Babası ve halası stüdyomuzda. 11 yaşındaki çocuğumuz kayıp efendim. Nisa Nur Çelik dün saat 16 sıralarında ailesiyle yaşadığı Beyoğlu Sütüce'deki evinden ayrılmış ve bir daha geri dönmemiş. Bir kamera, güvenlik kamerası görüntüleri de var. Allah Allah. Bir karşıya da verir misiniz? Okullar kapalı olduğu için. Çiçeği yaşları küçülüyor bunların ya. Vallahi iyice indik yaşta. Diğer üç. Şimdi siz anne baba ayrı mısınız? Yok. Yok yok. Berabersiniz. Beraber. Peki niye anne Gümüşhane'de? 4 çocuk var evde. Hı-hı. Annem de yanımdaydı. Rahatsızdı annem biraz da. Tedavisi vardı annemin. Tedavisi bitti. Okullar olmadığı için eşim 3 tane çocuğumu gönderdim. Bu çocuğun da dersleri devam ettiği için dedim ki sen de 3-4 yani bir hafta 15 gün karne tatili vardı ya. Annesi okula giden bir tane daha erkek çocuğum var. Onun derslerini yaptırıyordu. Ben de bununla ilgileniyordum. Böyle bir paylaştınız. Böyle bir paylaşım yaptık. Zaten kendisi de 4 gün veya 5 gün sonra köye gönderecektim. Niye bu çocuk da girmedi mi 15 tatile? Gönderecekti ya burada 3-4 gün sonra. Kendisi ayrıca hafızlık da yapıyordu. Dinliyorduk derslerini. Okullar kapalı olduğu için ezberi de vardı. Şu 3-4 gün sonra gönderecektim bunu da annesinin ama yanına. Ama o galiba annesiyle gitmek istiyormuş değil mi? Annesiyle şöyle gitmeden zaten kendi gitmeyeceğini biliyordu. Kendi gitmeyeceğini biliyordu. Ben kendisine dedim ki derslerini yap. Seni de 15 gün sonra göndereceğim. Zaten... Hayır hayır, şunun için soruyorum abicim. Yani oralara bakalım diye. Yani bu çocuk da Giresun'a annesinin yanına gitmek istiyormuş, evet, aslında evet. Normalde. Aynen şu an. Tamam. Siz ona hani şöyle şöyle olsun demişsiniz ama çocuk 11 yaşında. Diğer 3 kardeş anneyle gidince bu burada tek kalmış gibi oldu. Beni yanlış anlama. Ben hani şeyi söylüyorum şimdi. Annem alsa 3 kardeşime gitse beni bıraksa ben de yanlarına gitmek isterim. Yani Gümüşhane'ye doğru gitmek isteyebilir. Evet zaten. Ama 11 yaşında yani otobüs firmalarının bilet kesmesi mümkün değil. Evet. Yanında para da almış mı? Para almış. Ne kadar almış? 100-200 lira. Ya zaten ben günlük harçlık veriyordum. 15-20 lira veriyordum. Kıyamam ben ona. O sanırım Gümüşhane'ye gitmek istiyor. Şimdi işin sıkıntılı tarafı şu. Belki ben buradan otogardaki arkadaşlarıma sesleneyim. Onlar da biliyorsunuz programımızın en büyük destekçisi. Size geldiyse eğer böyle bir çocuk, bilet kestiniz belki kesmediniz, hani bir yerden ulaşabilelim diye bakıyoruz. İşin acı tarafı Gümüşhane'ye gitmek için otostop yapmaya kalkmasın. Yo, onu yapamaz da benim kız içine kapalı bir çocuk. Zaten öyle yırtık bir çocuk değil. Sessiz, sakin, yani enerji bir çocuk değil. İçine kapalı bir çocuk. Dün zaten 2 saatin arasında kayboldu. 2:30'da ben evden ayrıldım. Kendisi evden 4:10 geçe ayrılmış. Anladım. Bu yani zaten sevgili evden... arkadaşlar, Beyoğlu Sütlüce'deki evinden çıkmış, Gümüşhane'ye gitmek isteyebilir. Gümüşhane'ye gidemeyeceğini anlayınca bir arkadaşının evine sığınmış olabilir. Çocuk işte inşallah geceyi iyi bir yerde geçirmiştir, iyi birinin yanına sığınmıştır. Hava da İstanbul'da oldukça soğuk. O yüzden göreniniz vardır, bileniniz yardım istemiştir sizden birinden. Lütfen bizi haberdar edin. Telefon da kullanmıyor. Telefon da mı yok? Yok. Ağlama dur buluruz. Ama yavrum olmaz işte be. 3 kardeş oraya gidince bu da burada kalmak istememiş ya. Daha 11 yaşında. Bu da çok bebek daha. Kıyamam. Hiçbir şey yapamaz ki. 11 yaş çok küçük ya. Çok küçük. Dur buluruz inşallah, size güzel haberi veririz. Yani alanlar, götürenler için 12 yaşını geçmediği için özel maddeler var. Ben geldim sabaha kadar, ben otogarları yazdım. Yani başına bela edecekler alanlar. Hayatları boyunca tutuklanmaktan, cezaevinde yatmaktan kurtulamazlar. Aklınızı başınıza toplayın. Hadi kim eğer yanında barınırıyorsa lütfen bizi arayın, bir an evvel babasını, annesini, yüzünü güldürelim. Peki reklamlara girelim. Reklamlardan sonra Pati Buldular, hemen ardından Deniz Türe öğle haberleriyle karşımızda olacak. Yarın görüşebilmek dileğiyle.